Efendim hoş geldiniz. Gün ortasına saatler 12'yi gösteriyor. Gündemdeki gelişmeleri hem konuşacağız, değerlendireceğiz konuklarımızla hem de sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Efendim 31 Ağustos tarihin gündeminde neler var? Masadaki başlıklara bakalım. Bugün Çanakkale'ye gideceğiz. Öncü Gençliğin Geleneksel Yaz Akademisi başladı. 28 Ağustos'ta başladı, devam ediyor. Şimdi kampta hangi eğitim programları var? Hem onlara bakacağız hem siyaset konusunda gençlerin bu seçim döneminde özellikle beklentileri nelerdir? Çok kısa bir zaman kaldı artık. 2023 seçimleri start verdi. Gençler ne düşünüyor? Tüm bu gelişmeleri konuşmak istiyoruz. Merak ettiğimiz soruları soracağız. Kime soracağız? Barış Demiralay, Öncü Gençlik Genel Başkanı birazdan gün ortasında bizlerle birlikte olacak. Şimdi Avrupa ve Rusya arasındaki gaz krizi giderek artıyor. Dün Rusya'dan yeni bir hamle geldi. Fransa'ya gaz akışını biraz daha kesti Rusya. Açıklamada şöyle, anlaşmazlık var diyor sözleşmede. Ama genel anlamda derinleşme büyüyor bu konuda. Avrupa tarafının alternatif arayışları devam ediyor. Şimdi Macron Rusya'daydı, Almanya şansölyesi Scholz Kanada'ya gitti. Alternatif arıyorlar. Odun satışlarında, talaş satışlarında inanılmaz bir patlama var. Fransa'da halk odun stoğu yapıyor efendim. İngiltere'de enerji fiyatları %80 artmış gözüküyor. Hollanda'nın Lahey kenti diyor ki ben Rusya yönelik yaptırımlardan muaf olmak istiyorum. Beni muaf tutun diyor. Şimdi Avrupa tarafını konuşacağız bugün saatler 13'ü gösterdiğinde. Aydınlık Gazetesi yazarı Ali Rıza Taştelen bizlerle birlikte olacak. Ve internetten alınan elektrikli ürünlerde, bazı cihazlarda diyelim 14 günlük cayma süresi sona eriyor. Şimdi bununla ilgili tartışmalar da var ama biz bir soralım istiyoruz Tüketici Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Aydın Ağoğlu'na. Ne oluyor, niye böyle bir karar aladı? Tüketici Birliği bu karara tepkili, yani dolandırıcılık artacak diyor. Hepsini merak ediyoruz ve değerlendireceğiz diyelim. Hemen gün ortasına başlayalım. Muğla'ya gideceğiz. Çıkış Yolu programındaki değerlendirmelerini alacağız. Doktor Doğu Perinçek. Bakalım neler yaşandı efendim. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek Muğlalılarla bir araya geldi. Perinçek ilk defa Vatan Partisi diyor ki Türkiye devrimin eşiğinde, hatta devrimin içinde ifadelerini kullandı. 1 Eylül Perşembe günü Rusya Bilgi Derneği'nin düzenlediği bilgi maratonu toplantısına çevrim içi katılacağını da duyuran Perinçek, toplantı için Moskova'ya çağrıldığını ancak programı uygun olmadığı için Rusya devlet yöneticilerine çevrim içi hitap edeceğini belirtti. Aynı etkinlikte konuşan Vatan Partisi üyesi ve iş insanı Ethem Sancak, hükümet ve TÜSİAD'a tepki gösterdi. Rusya'yla Altın Fırsatlar toplantısının önemini anlattı. Çok büyük kararların eşiğindeyiz. Türkiye büyük bir çözümün eşiğinde. Bugün burada 30 Ağustos'ta buluştuk, kutlu olsun. 30 Ağustos'un bize verdiği en önemli esin, 30 Ağustos Ankara'daki devrimci hükümetle kazanıldı. Padişah hükümetiyle değil. Eğer Türkiye Anadolu'da milli devrimci bir hükümet kurmasaydı Türk Silahlı Kuvvetleri düşmanı denize dökemezdi. Onun için 30 Ağustos'un anahtarı Ankara'da kurulan Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki o zamanın devrimci milli hükümeti. Türkiye önce bir devrim yaptı. O devrim 30 Ağustos zaferini ve arkasından o Türkiye'yi dünyada ekonomide 1930'larda Sovyet Rusya ile birlikte birinci, ikinci konumlara getiren büyük ekonomik atılımı da gerçekleştirdi. Şimdi biz yine böyle bir eşikteyiz. Yani önümüzde bir üreticileri milli hükümetini kurma görevi var. O anahtar görev. Peki onun zamanı geldi mi? Evet, onun zamanı geldi. Biliyorsunuz biz hiçbir zaman Vatan Partisi olarak arkadaki 50 yılda tamam iktidar eşiğindeyiz gibi bir açıklamada bulunmadık. Öyle bir analiz yapmadık. Hatta bu konuda aceleci olanları uyardık. Dedik ki durun, yapmayın, etmeyin. Ondan sonra ateşe sürmeyin. Hesaplaşma zamanı değil. Ama şimdi bakın ilk defa Vatan Partisi diyor ki Türkiye şimdi bir devrimin eşiğinde. Hatta devrimin içinde. Tabii bu sizin içinizde bazı sorular yaratabilir, kafanızda yadırgayanlar olabilir. Türkiye Atlantik sistemine sığmıyor, zincirlerini kırıyor. Yeni bir dünya kuruluyor. Hümanist bir dünya, insancıl,
tecrübelerden geçmiş, esaslı bir işçi sınıfımız var. Çok tarihi birikimleri olan fedakar, cefakar, çalışkan, örnek bir köylümüz var. Çarşılarımız var, namuslu, sanayicimiz var, tüccarımız var. Yani Türkiye bir devrim için insani birikim olarak da, toplumsal birikim olarak da artık o cevhere sahip. Öyle bir eşiğe geldi. Burada ne lazım? Bunların başına geçecek bir siyasi önderlik. O da var, o da Vatan Partisi. O önderlik de var. Beni oraya davet ettiler. Geçen sene Putin o konuşmayı yaptı. Daha önce dünyadan çok önemli liderlerin katıldığı bir konuşma ve toplantı. 1 Eylül'de Ruslar eğitim yılını açıyorlar. Eğitim yılını açarlarken de böyle bir ders yapıyorlar ve büyük bir şahsiyeti, yüksek bir şahsiyeti çağırıyorlar. Ben programı müsait değildi. Rusya'ya gidemedim. Çevrim içi olarak yapacağım. Rusya devlet başkan yardımcısı, yani Putin'den sonraki. Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı. Rusya Kültür Bakanı, Rusya Eğitim Bakanı, Rusya Bilim ve Teknoloji Bakanı, Moskova Belediye Başkanı, Peskov, yani Kremlin sözcüsü, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü gibi yüksek şahsiyetlerin bulunduğu bir toplantı. Siz de daha sonra YouTube'da sanıyorum yerleştirecekler, oradan toplantıyı izleyebilirsiniz. Rusya'yı ve yalnızlaştırmak için bir ekonomik ambargo ve yaptırım uygulamaya başladılar. Ama mazlum milletlerin ekseriyeti bu ambargoyu tanımadı. Hindistan tanımadı, Brezilya tanımadı, Suudi Arabistan tanımadı, Çin tanımadı. Bunların en önemlisi, en önemlilerinden birisi de NATO üyesi olmasına rağmen ülkemizde dipten gelen dalgayla bu ambargoyu tanımadı. İlişkilerimizi dört başı mamur, kadim dostumuz, müttefikimiz Rusya ile devam ettirme kararı aldı. Gelecekte ve bu ayın 26'sında, 27'sinde İstanbul'da, 29'unda da demiş Hülya Hanım, Antalya'da kapsamlı iki tane büyük toplantı yapacaktık. Altın fırsatları değerlendirme toplantısı. Rusya'nın ilgili örgütlerin liderliğinde Rus iş adamları ve bizim ilgili iş adamları örgütleri üzerinden de Türk iş adamlarını aynı masada buluşturup karşılıklı ticareti ve işbirliğini geliştirmek için planlar ve stratejiler geliştirecektik. O süreç yürüyor. Fakat Amerika bu sürece uyandı. Aleni bir şekilde bizim iş adamlarımıza ve iş dünyası örgütlerine tehditler yollamaya başladı. Savurduğu tehdidi hepiniz biliyorsunuz. Bu birliktelikler ve iş birlikleri onlar için büyük bir yıkım ve darbe. Onları anlamak mümkün. Ama bizim iş adamlarımız ve hükümetimiz bu konuda maalesef yüz ağartıcı bir tutum izlemiyor. TÜSİAD gibi buna benzer kuruluşlarımız bu tehdidi sessiz bir şekilde geçiştirebileceklerini zannediyorlar. Ve Atlantik'ten büyük bir korkuyla bu konuda sessiz kalıyorlar. Tabii beyhudadır bu sessizlik. Bence Türk iş dünyası bu süreci aşacak, örgütlerinin de ötesine geçerek Vatan Partisi'nin ve ilgili ekonomik örgütlerinin geliştirdiği yöntemlerle bir araya gelecekler ve bu süreci, bu zorlukları aşacaklar. Diğer taraftan hükümetin ilgili bakanları ise deve kuşu gibi kafalarını kuma gömüyorlar ve Atlantik'i kendilerince küçük hilelerle atlatmaya çalışacaklarını zannediyorlar. Burada net bir tutum, ülkenin bağımsızlığını, egemenliğini ve özgürlüğünü savunan bir tutum sergilemiyorlar. Bunu 30 Ağustos Zafer Bayramı günündeki büyük zaferi kazandığımız günde bu ikircikli, korkak tutumu ben bir iş adamı olarak, bir yurtsever olarak, bir ülke insanı olarak huzurunuzda protesto ediyorum ve bunun beyhude bir çaba olduğunu söylüyorum. Şimdi dünden yansıyanlara bakacağız. Dün 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yıl dönümünü kutladık. Yurdun dört bir noktasında 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gece de devam etti. Etkinlikler kapsamında Fener Alayı'yla konserler düzenlendi.
Binlerce kişi Büyük Zafer'in 100. yılını bu görüntülerle kutladı. Sokaklar fener alaylarıyla aydınlatıldı. Isparta'da yurttaşlar Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'na yürüdü. Programda vatandaşların üzerine gül suyu serpildi. Yürüyüş esnasında bazı vatandaşlar İzmir Marşı'nı söyledi. Muğla'nın Menteşe, Marmaris ve Bodrum ilçeleri de kutlama adreslerinden oldu. Bu görüntülerde Kırşehir'den. Askerlik şubesi önünde bir araya gelen vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında vatandaşlar evlerinin balkonlarından sevgi gösterisinde bulundu. Yürüyüş meydandaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Denizli'deki etkinlikte 200 metrelik Türk bayrağı açıldı, İzmir Marşı eşliğinde yürüyüş yapıldı. Kutlamalar çeşitli sanatçıların verdiği konserlerle sona erdi. Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında Ankara'dan yola çıkan bisikletçi grubu 19 gün boyunca pedal çevirecek, 1130 kilometre kat edecek. 9 Eylül'de İzmir'de olmayı planlayan grup dinlenme noktasında Ulusal Kanal'a konuştu. Atamızın izindeyiz, zaferi kutluyoruz, şehitlerimizi anıyoruz dedi. İstiklal Savaşı gençleriyiz biz. Tarihe koş Türkler diye şan verdik. Onlar Türkiye'nin farklı şehirlerinden Ankara'ya gitti, Anıtkabir'de buluştu. 22 Ağustos'ta Anıtkabir'den devraldığı bayraklarla yola çıktılar. Sakarya savaş alanlarını aşıp 9 Eylül'de İzmir'e ulaşacaklar. 100 yıl önce atalarımızın zafere yürüyen yolunu hissedebilmek, o ruhu hissetmek, onlara aynı zamanda ruhlarına şahat okuyabilmek, o zorlukları hissedebilmek ve bunları yeni nesle tekrar anlatabilmek adına bu tura katıldım. Türkler diye şan verdik, tarihe koştuklar diye şan verdik. Bir grup gönüllü tarafından hayata geçirilen etkinlikte bisikletçiler 1130 kilometre yol gidecek. Bu heyecanı, bu onuru herkese anlatabilmek, bu ruhu tekrar eski dönemlerine getirebilmek amacıyla bu tura katıldım. Bazı noktalarda dinlenen grup Ulusal Kanal'a etkinliğin amacını anlattı. O günlerin heyecanını yaşamak istiyoruz dediler. Ataların izinden gitmek için katıldım. Ataların izini takip etmek, bu toprakların hangi kanlar, nasıl canlar verildiğini hissetmek, şehitlerin mezarında İstiklal Marşı'nı okumak, saygı duruşunda durmak inanılmaz keyif verici ve duygulandırıcı bir şeydir. İstiklal Savaşı gençleriyiz biz. Tarihe koş Türkler diye şan verdik. Tarihe koş Türkler diye şan verdik. Türk milleti kararlıydı. Ya istiklal ya ölüm denilerek çıkıldı yola. Emperyalistlerin gündemindeki Yunan ordusu büyük bir hezimete uğratıldı. Anadolu işgalden kurtarıldı. 100 yıl önce bugün kazanılan zafer Türk milletinin kaderini değiştirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde Milli Savunma Bakanlığı bir video paylaştı. Kurtuluş Savaşı'nı nasıl kazandığımızı ve bugün güçlü orduya neden ihtiyaç duyduğumuzu anlatan o video geliyor şimdi ekranlarınıza. Milattan önce 209'da Türk ordusunu kuran Mete Han'ın 1071'de
Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, İstanbul'u fetheden Fatih'in, Viyana kapılarına dayanan Kanuni'nin, denizleri titreten Barbaros Hayrettin Paşa'nın ve ordularına yol gösteren, büyük zaferi müjdeleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı destanlar. 30 Ağustos artık Yunan ordusu için son gündü. Yunan kuvvetleri Çalköy'de sabaha doğru karma karışık bir halde toplandı. Saat 06:30. Türk ordusuna Yunan ordusunun imhası için gerekli talimat verildi. Ve böylece muharebenin en şiddetli safhası başladı. Topçu atışı sonrası piyade süngü hücumu başladı ve nihayetinde düşman mevzilerine girildi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa 30 Ağustos günü harekatı bizzat yöneteceği Zafer Tepe'deki gözetleme yerine geldi. Öğleden sonra şiddetlenen muharebe akşama kadar sürdü ve Yunanlar çok sayıda kayıp verdi. Afyon, Altıntaş, Dumlupınar ovalarında 5 gün 5 gece devam eden muharebelerden sonra Yunan ordusu tamamen dağıldı. Aralarında Yunan ordusu başkomutanı Trikopis'in de bulunduğu Yunan askerleri İzmir'e doğru kaçarken yakalanarak esir edildiler. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın ordularına "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emriyle Ege'de Eylül ortasına kadar sürecek bir takip başlamış oldu. Böylece Yunan ordusunun İzmir'e çıkarak Anadolu'nun istilasını amaçlayan işgal hareketi Yunanların denize dökülmesiyle son bulacaktı. Emperyal güçlerin emriyle işgale girişen ve onların çizdiği haritalar üzerinde gelecek tayini yapan Yunanistan, Küçük Asya felaketi olarak adlandırdığı mağlubiyetin faturasını Yunan siyasetçi ve generallere kesecek ve nihayetinde üst düzey yöneticiler yargılanarak idam edilecekti. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği ileri emri doğrultusunda aradan geçen bir asırlık sürede daima milletinin emrinde milletiyle birlikte yerli ve milli teknolojilerle donanmış Türk Silahlı Kuvvetleri gücünün ve sorumluluğunun bilincinde her geçen gün daha da güçlenmektedir. Kahraman Mehmetçik dün olduğu gibi bugün de dosta güven, düşmana korku vermeye devam etmektedir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Milli birlik ve beraberlikle vatan, bayrak ve hürriyet yolunda 100. yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun. Değerli izleyenler, Kurtuluş Savaşı'nı büyük bir kurmaylık, meclis ve güçlü orduyla kazandık. Ordumuzun mesajını ekranlarınıza getirdik. Şimdi de yine Kurtuluş Savaşı'nda ittifak kurduğumuz dost ülke Rusya'nın mesajını ekranlarınıza getiriyoruz. Başta Rusya Büyükelçiliği olmak üzere dost ülkeler bakın 30 Ağustos'u nasıl kutladı. Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde dost ve kardeş ülkelerden kutlama mesajları peş peşe geldi. Rusya hem Büyükelçilik hesabından kutlama mesajı yayınladı hem de Rusya Büyükelçisi 30 Ağustos Zaferi ile ilgili açıklama yaptı. Rusya Büyükelçiliği paylaşımında Sovyet Rusya ve Türkiye'nin dostluğuna vurgu yaparak Zafer'in 100. yıl dönümünü kutlarız ifadelerini kullandı. Türk-Rus işbirliğinin Kurtuluş Savaşı yıllarında başladığını belirten Rusya Büyükelçisi Alexey Yerov ise 100 yıllık işbirliğinin bugün de devam ettiğini söyledi. Yerov, 100 yıl önce emperyalizme karşı mücadele eden Türkiye ve Sovyet Rusya'nın işbirliğinin taçlandırıldığı günlerden birinin büyük taarruzun kazanıldığı gün olduğunu vurguladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de 30 Ağustos zaferinin 100. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama mektubu gönderdi. Aliyev mektubunda Türk milletinin İstiklal Savaşı'nda gösterdiği cesaret tarihe altın harflerle yazılmıştır ifadelerini kullandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında Dumlupınar'da 100 yıl önce kazanılan şanlı zaferin, kardeş Türk halkının kahramanlıklarla dolu tarihinin en şerefli sayfalarından biri olduğunu belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için törenler düzenlendi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kutlama mesajında Anadolu'nun sonsuza dek Türk yurdu olarak kalmasını sağlayan 30 Ağustos zaferi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor ifadelerine yer verdi. Şehitlerimizin ruhu şah. Büyük zafer Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nde de kutlandı. Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Profesör Doktor Derya Örs tören konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajını okudu. Büyük Zafer'in 100. yılı Bişkek'te de törenle kutlandı. Türkiye'nin Kırgızistan Bişkek Büyükelçiliği tarafından Bişkek Atatürk Parkı'nda Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde resmi tören düzenlendi. Büyük Zafer'in 100. yılı nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir özel defterine terörle mücadelede kararlılık mesajını düştü. Cumhurbaşkanı Beştepe'de bayram tebriklerini de kabul etti. Başta ekonomi, savunma ve diplomasi olmak üzere her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı 100 yaşında Büyük Zafer'in 100. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlandırdığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yılı kutlandı. İlk tören Anıtkabir'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Arslanlı Yol'dan yürüyerek atanın huzuruna çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde ilerletmeye. Törene Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Bakanlar Kurulu üyeleri, MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Küresel salgın krizini alnının akıyla atlatan ülkemiz, bölgesinde yaşanan çatışmaları da başarıyla yönetmekte. Mozere'ye bırakılan çelengin ardından devlet erkanı, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzaladı. Erdoğan, mesajında terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Büyüyen, güçlenen, özgüveni yüksek vatandaşlarıyla birlikte mazlumların da umudu olan bir Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne de eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir. Ardından Erdoğan ve beraberindeki heyet devlet mezarlığında düzenlenen törene de katıldı. Erdoğan buradaki programının ardından Beştepe'de 30 Ağustos tebriklerini kabul etti. Şu anda resmi geçit töreni başladı. Evet, şanlı Türk ordusunun tam 100 yıl önce kazandığı büyük zaferimiz tam 100 yaşında. Başkentte resmi geçit töreni de düzenlendi. Mevcut Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden başlayan yürüyüş 1. Meclis önünde son buldu. Vatandaşların yürüyüşe ilgisi ise oldukça yoğundu. Mehmetçiğin geçişi sırasında yurttaşlar alkış ve sloganlarla destek verdi. Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Resmi geçit törenlerinde komandoların gösterisi büyük beğeni aldı. Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 3743 metre uzunluğundaki Türk bayrağı açıldı. Nevşehir'de ise sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla havalandı. İzleyelim. Müzik
vatanın evladı olmaktan. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Büyük taarruzu zaferle taçlandıran 30 Ağustos destanının 100. yıl kutlamalarında İstanbulluların ilk durağı Vatan Caddesi oldu. Türk bayraklarıyla süslenen İstiklal Caddesi de renkli görüntülere sahne oldu. Bu milli ruh olduğu sürece 100 yıl yaşattık. Daha nice yüzyıllar bu bayramları kutlayacağız. Gördüğünüz gibi milli ruh ayakta her zaman. Yüzyılımızı kutluyoruz. Çok mutluyuz. Rabbim milletimize, askerlerimize, polislerimize zarar vermesin inşallah. Gerçekten çok mutluyum çünkü Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Valiliğin resmi çelenk bırakma törenine katılan Vatan Partisi İstanbul İl Sekreteri Okan Özkan önemli mesajlar verdi. Biz bugün sadece bir geçmiş anmıyoruz. Bugün sadece bir zaferin 100. yılını değil, aynı zamanda önümüzdeki dönemlerdeki Türkiye'nin yaratacağı zaferleri de hep beraber kutlamak için buralarda buluşuyoruz. Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 3743 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Türk bayrağını yaklaşık 5000 kişi taşıdı. Şehitlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Ne mutlu Türk'üm diyene diyoruz. Atatürk ve arkadaşlarının bizim için açmış oldukları bu yolda biz de yarınlara gerçekten büyük adımlarla yürümek adına söz veriyoruz. Dünyanın en yaşlı gazisi ünvanını taşıdığı 1994 yılında 110 yaşındayken yaşamını yitiren Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu Turgut Kaçmaz da babasının savaş hatıralarını anlattı. Babam 30 Ağustos 1922'de Zafer Tepe'de Yunan yüzbaşını saf dışı ederek aldığı tabanca şu anda müzendedir. Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde deniz kuvvetleri gemileriyle sahil güvenlik botları ziyaretçilerini ağırladı. Gemilerin imkan ve kabiliyetleri ziyaretçilere anlatıldı. Yine Muğla'da Kumburnu Tabiat Parkı'nda çalışanlar 32 metre üzerinde Cumhuriyet Fazilettir yazılı bayrak açtı. Nevşehir Kapadokya'da sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla havalandı. Bu görüntülerde Şırnak'tan öğrenciler çeşitli gösteriler yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve polis ekiplerince yürüyüş ve araç konvoyu geçişi yapıldı. Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Komando Birliği tüfekle gösteri yaptı. Komandoların oynadığı zeybek de katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Müzik 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Mutluyuz, gururluyuz. Minnet duyuyoruz Atatürk başta ve silah arkadaşlarına. Bu duyguyu anlatmak imkansız. Çünkü bu duygu aşırı güzel bir duygu. Atamızı anmak bizim görevimiz çünkü o bizim için canını feda etti. Efendim Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Mustafa Kemal'in Kartalı şiirini seslendirmesi büyük beğeni aldı. Vatan Partisi'nin Twitter adresinden paylaşılan şiire 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun notu da düşürdü. Masaldı dağlar taşlar, gerçekten masaldı ha. Geçiyordu Mustafa Kemal Çamlıbel'den. Yabanın kurdu kuşu seyrine inmiştiler. Kara pençelerle, akgagalarla. Susmuştu yeryüzü efsaneler içinde. Masaldı dağlar taşlar. Gerçekten masaldı ha. Ona iyice yaklaşan kocaman bir kartaldı ha. Bakır kızılığındaydı tüyleri. Kor alevindeydi gözleri. Kondu ilk kayaya, düşen bir rüzgar parçası gibi. Sevgiyle bakıştılar. Tanış çıktılar sanki kainatlar üstünde. Ona iyice yaklaşan kocaman bir kartaldı ha.
Kartal uçup gidince ortalık boşaldı ha. Kayboldu mucizesi havaların. Neydi? Nasıl bir parıltıydı? Bilemedi kimseler. Kimin aşkıydı? İnmişti semalardan toprağa paşam. Kalmadı sonsuzluk, haşmet, gurur. Kartal uçup gidince ortalık boşaldı ha. Aman aman, bu kartal vallahi bir faldı ha. Vatan göklerinden vatana söyler. Kocaman zafer bayraklarının geleceğini, kocaman günlerin ucunda. Anladı Mustafa Kemal, kimseyi söylemedi. Aman aman, bu kartal vallahi bir faldı ha. Mustafa Kemal'i de Mustafa Kemal'di ha. Unutmadı kartalı hiç. Gün doğarken kızaran yamaçlarda aradı. Bekledi kanat seslerini fırtınalardan. Kartal değilse de kartal vefalıydı. Mustafa Kemal de Mustafa Kemal'di ha. Artık bütün mevsim yapraksız bir daldı ha. Yoktu Mustafa Kemal'in umduğu. Gelmiyordu kartalı geriye şaikalardan. 3 yıldır gelmiyordu. Konmuyordu büyük habercisi zaferin. Artık bütün mevsim yapraksız bir daldı ha. Kanatları amma da al aldı ha. Hangi şehitler seslenmiş belli değil. Bir 30 Ağustos günü göründü Mustafa Kemal'in kartalı. Koca kanatlarını çırptı boşluğa. Sallandı gök. Kanatları amma da al aldı ha. Efendim şimdi İzmir'e gideceğiz. Adli yargı, hakim ve savcı adaylığı yazılı sınavından ikinci sırada mülakata girme hak kazanan İzmirli avukat İrem Melis Akgün. Mülakatta elendi. Akgün neden başarısız bulunduğumu bilmiyorum. Neden elendiğim belli değil açıklaması yaptı. Yaşanan duruma Vatan Partisi'nden sert tepki geldi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, devlet örgütünü halka hikmet ilkesiyle namuslu ve liyakatli kamu görevlileriyle yeniden yapılandıracağız dedi. Bursalı, Vatan Partisi iktidarında kimse üretmek için torpil aramaya ihtiyaç duymayacak vurgusu yaptı. Kamu yağlımlardaki mülakat sorununa tepkiler artıyor. Sınavlarda başarılı olup mülakatta elenen binlerce genç var. Bunun son örneği de avukat İrem Melis Akgün oldu. Adli yargı sınavından 19.913 aday arasında 99. Adli yargı avukat sınavında 2.519 aday arasında ikinci olan avukat İrem Melis Akgün yazılı sınavdaki başarısına rağmen mülakatta elendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akgün, mülakatta adaylara en fazla 2 dakika süre tanındığını belirtti ve başarı değil referanslar yarışıyor ifadelerini kullandı. Örgütlü ve özgür halka dayanan güçlü devleti ve meclisten yetki alan güçlü hükümeti inşa etmek, devlet örgütünü halka hizmet ilkesiyle, namuslu ve liyakatli kamu görevlileriyle yeniden yapılandırmak. Konuyla ilgili Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bursalı, Vatan Partisi iktidarında torpil işlemez, kartvizit geçmez, rüşvet sökmez dedi. Vatan Partisi iktidarında torpil işlemez, kartvizit geçmez, rüşvet sökmez. Devlet örgütünü halka hizmet ilkesiyle namuslu ve liyakatlı kamu görevlileriyle yeniden yapılandıracağız. Adam kayırmacılık, listecilik son bulacak. Türk gençliği umutla ve güvenle geleceğe bakacak. Bu durumun sistem sorunu olduğuna dikkat çeken Bursalı, liyakat ve halka hizmet esas olmalıdır ifadelerini kullandı. Son dönemde özellikle mülakatlarda yaşanan haksızlıklar başlı başına bir sistem sorunudur. Böyle gitmez. Mülakat komisyonunun oluşumundan değerlendirme ölçülerine kadar tamamı yeniden düzenlenecek. Keyfi kararlara son verilecek. Liyakat ve halka hizmet esas olacak. Siyasetteki bu yoz kültür toplumu da tahrip ediyor. Türk halkı iş sahibi olmak, alın teri dökmek, hastanede yatak bulmak, üretmek için torpil aramaya ihtiyaç duymayacak. Kimsenin önünde el avuç açmayacak, boynunu bükmeyecek, başı dik olacak. Halkın devlete güveni yeniden sağlanacak.
Çiftçi, sanayici, esnaf ve vatandaş borç batağında, ancak bankalar karlarına kar katmaya devam ediyor. BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün Mayıs sonunda 132 milyar lira olan net karı Temmuz sonu itibariyle 208 milyar liraya yükseldi. Böylece Ocak ayından bu yana sektörün net karı %500 arttı. Darboğaz'daki ekonomide bankalar karlarına kar katmayı sürdürüyor. BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün Mayıs sonunda 132 milyar lira olan net karı Temmuz sonu itibariyle 207 milyar 860 milyon liraya yükseldi. Millet çalışıyor, faizci yiyor. Çiftçi batacağına bankalar batsın. Bankaların Temmuz'daki net karı ise %38,7 milyar lira oldu. Sektör geçen yıl aynı dönem 40,2 milyar lira net kar elde etmişti. Böylece Ocak ayından bu yana sektörün net karı %500 arttı. Herkesin borcu var, herkes faizde. Ben eski pantolonla çalışacağım. Orada o adam faizine yiyecek. Var mı böyle bir karın, böyle bir adalet? Temmuz'da 2021 sonuna kıyasla sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler %32,9 arttı. 6 trilyon 511 milyar 631 milyon lira oldu. Efendim, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Silivri'de yaptığı ziyarette kurgulanan sokak tiyatrosu deşifre oldu. Akşener'e geçinemiyorum diyen şahsın İYİ Parti Kartal İlçe Başkanlığı'nda görevli olduğu ortaya çıktı. İzleyelim. Hemen her hafta gerçekleştirdiği parti grup toplantılarında kürsüye çıkardığı kişilerin İYİ Parti ile bağlantılı olduğu ortaya çıkan Meral Akşener'in yeni bir tiyatrosu daha deşifre oldu. Her konuda yurt dışında. Oyunun adresi bu kez İstanbul Silivri'ydi. Silivri'de esnaf ziyareti yapan Meral Akşener'in sözde karşılaştığı Ensar Kaşçıoğlu kameralar önünde geçinemediğini ve evden dışarı çıkamadığını söyledi. Marketlerde kalemleri taksitle veriyorlar. 6 taksit yapmışlar bir kaleme. Böyle bir şey olur mu? Ben bu ülkenin genci değil miyim? Neden beni düşünmüyorlar? Ancak Akşener'e dert yanan Kaşçıoğlu'nun İYİ Parti Kartal İlçe Başkanlığı'nda görevli olduğu ortaya çıktı. Kaşçıoğlu'nun sosyal medya hesaplarının İYİ Parti'nin resmi hesabını aratmadığı görüldü. Benzer bir durum geçtiğimiz aylarda Akşener'in gençlerle buluşmasında da yaşanmıştı. Akşener'e Türkiye'de geçinemediğini söyleyen Ece Hatipoğlu'nun yurt dışında düzenlenen spor organizasyonlarını kaçırmadığı, Mısır, Yunanistan ve Hollanda'da tatil yaptığı görüntüler ortaya çıkmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gittiği hemen her yerde protesto ediliyor. İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Akşener'e tepki gösteren bir şehit yakınına sinkaflı küfür etmesi kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Selo'yu savunan bir kadın bu. HDP, tamam mı? HDP'nin. Evet, bu şey savunuyor. Abi. Kahvaltıya gidiyordu. Kahvaltıya. Evet. Hadi. Sen nasıl bana küfür ediyorsun? Sen nasıl bana küfür ediyorsun? Bana ne dedi, görüyor musun? Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3. nesil milli pasaportun üretimini başlattı. Yeni pasaportlarda Türkiye yerine Türkiye ifadesinin yer aldığını belirten Soylu, ilk olarak yeşil pasaportun basılacağını söyledi. Bakan Soylu, Eylül ayı sonuna kadarsa 170 bin pasaportun basılacağını açıkladı. Yerli pasaportlarda da ilk önce yeşil pasaport basacağız. Yeşil pasaport, yani hususi olarak nitelendirilen yeşil pasaport basacağız. Onun da sebebi şu, orada da yüksek bir talep var. Mayıs ayında şöyle bir karar aldık. Yeşil pasaportların süresi 5 yıldır. Yeşil pasaportların süresini 10 yıla çıkardık. Herhangi bir ücret ödemeden, herhangi bir para vermeden 5 yıllık veya 3 yıllık veya 2 yıllık süresi dolan pasaportlarını 10 yıla çıkarabilecekler. Türkiye kendi yerli ve milli pasaportunu bu akşam itibariyle, bu gece itibariyle basmaya başlıyor. İlk önce 1000 adet basacağız. Ertesi gün 2000 adet basacağız. Ertesi gün 5000 adet basacağız. Ertesi günde 10.000 adet basmaya başlayacağız. Önümüzdeki ayın sonuna kadar zannediyorum 170 bin civarında bir pasaportu basmış olacağız. Yani bu bir aylık süreç içerisinde hem diplomatik pasaportu yeni, hem umumi dediğimiz bizim pasaportu, hem de gri pasaportu
yeni basmaya başlayacağız. Yani rutine döndürmüş olacağız. Ama mümkün olduğunca şu 5-10 gün içerisinde yeşil pasaportun bekleyen talebinin tamamını eritmiş olacağız. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında PKK bağlantılı DİAİDER üyelerine belediyenin sosyal yardım kartlarının dağıtılmasından dava açıldı. 1 Aralık'ta başlayacağı öğrenilen davada Saltık'ın 10 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianame kabul edildi, dava açıldı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, PKK bağlantılı DİAİDER'e yardım suçundan yargılanacak. PKK-KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne İBB sosyal yardım kartlarının verilmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık'a dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yardım kartı verildiği tespit edilen şahısların kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde BOTAN sorumlusu Özgür Gabarkod adlı Fırat Şişman'ın babası, Maruf Şişman ve terör örgütünün Yunanistan Lovrion kampında bulunan üyesi Davut Özmen'in babası Abdülmelik Özmen olduğu belirtildi. İki isme 3 adet kart teslim edildiğine dikkat çekildi. Savcılık, Saltık'ın örgüt üyesi olmakla birlikte silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. İddianame kabul edilirken davanın ise 1 Aralık'ta başlayacağı öğrenildi. Efendim şimdi her sene düzenlenen Vatan Partisi Öncü Gençlik Geleneksel Yaz Akademisi başladı. 28 Ağustos tarihinde başladı. Şimdi Çanakkale Gelibolu'ya bir gidelim. Öncü Gençlik Genel Başkanı sevgili Barış Demiralay bizlerle birlikte. Bir dinleyelim kendisini, neler yaşanıyor. Hoş geldiniz sevgili Barış Demiralay. Hoş bulduk. Teşekkürler yayına bağladığınız için. İyi çalışmalar diyelim, 28'inde başladı ama... Önce şunu sormak istiyorum. Ya gençleri soracağım ama hem atmosfer nasıl, hem de hangi kampta eğitimler var bu yıl, geçen yıllardan farkı nedir? Sizi dinleyelim. Evet, ben tabii bu yayına bağlanabilmek için bir uygun bir odaya geçtim. Şu an arkadaşlarımı gösteremiyorum, çevreyi de gösteremiyorum ama kamptayım. Ona bulabilirsiniz bu odanın dışına çıkınca da arkadaşlarımın yanına geçeceğim ve eğitimlerimiz devam edecek orada. Kampımız çok güzel gidiyor. Biraz da rüzgarlı, o yüzden kapalı bir alandan bağlanıyorum sesim gelmez diye. Yoksa buradaki arkadaşlarımızla paylaştığımız güzel ortamı Ulusal Kanal'dan bütün Vatan Partisi üyelerimize de sizlere de paylaşmak isterdik. Kampımızda bugün 3. gün. Şu ana kadar 5 eğitimimiz olmuş oldu. Hakan Topkurlu hocamız da sizin de sıklıkla yayına bağladığınız Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanımız Hakan Topkurlu yayında ve eğitimde ve üretim devrim programımızın nasıl uygulanacağını konuşuyoruz. Yakın zamanda o programın uygulamaya geçeceğini buradaki kadrolarımızı zaten biliyoruz. Kadrolarımız burada çok yakın zamanda Vatan Partisi Türkiye'yi yönetecek. Vatan Partisi Türkiye'yi tabii liyakatle yönetecek, nitelikle yönetecek. O yüzden bizim öncü genç kadrolarımızın tamamı da Türkiye'yi yönetmeye hazır olması lazım. Hangi programlarla, hangi siyasetle yöneteceğimizi bilmesi lazım. O yüzden önümüzde ki zorlu süreci aşabilmek için yaz akademimiz, Öncü Gençlik Yaz Akademisi bulunmaz bir fırsat. Burada sabahtan akşama kadar beraberiz. Saat 7'de kalkıyoruz. Günün ilk ışıklarıyla beraber kalkıyoruz. Gece saat 1'e kadar arkadaşlarımızla beraberiz. Sabah sporumuzu beraber yapıyoruz. Yemeğimizi beraber yapıyoruz. Kahvaltımızı beraber hazırlıyoruz. Eğitimlerimizi çok aktif bir şekilde geçiriyoruz. Hocalarımızla, ne kadar devam edecek? Soruyu anlatıyoruz. Devam iki gün daha devam edecek. Birazdan yani birkaç saat sonra Sayın Ethem Sancak bizimle beraber olacak ve onunla Türkiye'nin önündeki sorunları, dünyanın önündeki gelişmeleri, çöken Atlantik uygarlığını, yükselen Asya uygarlığını, İslam ve medeniyet konularını konuşacağız. Böyle bir söyleşimiz olacak. Yarın Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek ve Genel Başkan Yardımcımız Şule Perinçek bizlerle olacak. Onların eğitimleri olacak. Sonraki gün son gün artık ayın ikisinde Genel Sekreterimiz Özgür Bursalı ile devrimci yaşam ve felsefe konulu bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bizim gördüğümüz kadarıyla Öncü Gençlik bütün kadroları burada olmaktan memnun.
Tabii burada bazı kadrolarımız var. Ama bu kadrolar, buradaki arkadaşlarımız memleketlerine döndüklerinde dönemin açılışıyla beraber üniversiteye büyük bir kuvvetle, büyük bir zindelikle girecekler. O yüzden kampımızı çok anlamlı, çok verimli buluyoruz. Peki gençlerin talepleri nelerdir? Bunu da sormak istiyorum. Niçin? Yani artık Haziran 2023 seçimleri çok az bir zaman kaldı. Partiler sahada çalışmalarına devam ediyor. Ama gençler ne istiyor? O kadar çok aday konuşuluyor. Seçim programlarından bahsediyoruz ama siz nelerle karşılaşıyorsunuz Barış Bey? Evet. Biz özellikle bu soruların cevaplarını, tabii burada kampın ilk günü de arkadaşlarımızla başlarken söyledik. Burada tutuculuk yok, burada bilim var. Toplumun, gençliğin çıkarlarına uygun ne varsa onu beraber tartışıp karar vereceğiz dedik. O yüzden kampın son günü uzun bir açık oturum düzenleyeceğiz. Bütün arkadaşlarımızın söz aldığı, tabii bizim arkadaşlarımız gençliğin nabzını tutuyor. Vatan Partisi'nin önce genç kadroları tabii olmakla beraber tamamı üniversite öğrencisi ve lise öğrencisi arkadaşlarımız. Gençliğin bizzat içindeler. Yani gençliğin sorunlarını anlamak için anketler yapmıyoruz biz. Doğrudan gençliğin içerisine giriyoruz ve onlarla beraber aynı sorunları yaşıyoruz. Aynı problemleri yaşıyoruz ve aşmak için de aynı yöntemleri geliştiriyoruz. Örneğin bizlerin de öğrenci arkadaşlarımızın da yakından yaşadığı sorun dönemin açılışıyla beraber bir barınma problemi. Bir geçim problemi. Ama bunun en büyük ayağı öğrenci yurtlarının yetersizliği, öğrenci yurtlarının, özel öğrenci yurtlarının fiyatlarının yüksekliği, fahiş fiyatlara özellikle bu sene öğrenci, özellikle bu sene artmış çok fazla. Kesinlikle, yani normalde zaten öğrencinin bir kira ödemesi tek başına mümkün değil. O yüzden iki ya da üç arkadaş beraber kiraya çıkarken bu sene o kiraları ödeyebilmek için herhalde tabii ev sahipleri müsaade etmez buna ama 8-10 arkadaşın bir evde kalması lazım ki o evin kirası ödensin. Tabii özel yurtlar karlarını arttırmaya devam ediyorlar. Ne yapıyorlar? Öğrencileri daha sıkışık odalarda, daha fazla yatakların olduğu odalarda barındıracaklar. Evet. Yine devlet yurtlarının da kontenjanını arttırmak için yeni binalar yerine öğrenci yataklarının sayısı, kaldığı yurtların yatak sayısı arttırıldı. Bunlar geçici çözümler. Biz biliyorsunuz Vatan Partisi olarak, Öncü Gençlik olarak barınmanın doğrudan ailesinden uzakta okuyan öğrenciler için parasız olmasını savunuyoruz. Eğitim hizmetinin, eğitim ihtiyacının öğrencinin parasız karşılanmasını savunuyoruz. Bu sadece kitap almak değil, lise öğrencilerine kitapları devletin vermesi değil. Üniversite okuyan öğrenciler illerine gittiklerinde barınma başta olmak üzere ders kitabı, ders notu, yemek gibi birçok sorunla karşı karşıya kalacaklar. Biz bu öğrenciler açısından da, gençlik açısından da bu sistemin sonuna geldiğimizi düşünüyoruz. O yüzden geçtiğimiz yıllarda belki öğrenciler bu pahalılığa bir şekilde idare ediyorlardı, tasarruf ediyorlardı, paylaşarak, bölüşerek geçiniyorlardı ama önümüzde çeşitli zorluklar var. O yüzden gençliğin de bir defa önündeki sorunları artık bu sistemi değiştirerek aşması gerekiyor. Bir diğer sorun gençliğin önündeki en önemlisi, aslında oradan başlamak da daha doğru olurdu. Bugün Aydınlık gazetemiz de manşetten duyurdu. Büyük bir liyakat, büyük bir torpil problemi Türkiye'de var. Sınavlarda, mülakatlarda adam kayırma, kartvizit ve referans gösterme gibi çeşitli usulsüzlükler, hukuksuzluklar, haksızlıklar oluyor. Ve gençliğin önündeki en büyük problemlerden bir tanesi bu. Zaten Türkiye'de büyük bir işsizlik problemi varken, gençliğin iş bulma problemi varken bir de nitelikli arkadaşlarımız, liyakat sahibi arkadaşlarımız, eğitimli arkadaşlarımızın iş bulamaması torpille, kayırmayla bazı kimselerin, yakınlarının onların önüne geçmesi gibi sorunları her geçen gün duyuyoruz. O yüzden bizim iktidarımızda bir referans olmayacak. Buradaki arkadaşlarımız da Vatan Partisi referansı kazanmak için buraya gelmiyorlar. Onu da söylemiş olalım. Nasıl katılım bu arada? Barış Bey, illerden katılım nasıl, kalabalık mı? Biz şimdi dışarıyı göremiyoruz. Bizim burada videoları izliyoruz ama. Tabii siz fotoğraflardan, videolardan yansıtabiliyorsunuz şu an. Toplu fotoğraflarımızı da gösterecektir arkadaşlarımız. Katılım, burada liderlerimiz var. 250 arkadaşımızla bir kamp gerçekleştiriyoruz. Bu kamplarımız dönem içerisinde de illerimizde gerçekleştireceğiz. Şimdi Çanakkale'de 5 gün süren bir kampımız var. Ve bu 250 lider kadromuzun Van'dan, Muş'tan, Bitlis'ten, Gaziantep'ten, Antalya'dan, Türkiye'nin hemen hemen her ilinden il başkanlarımız, İl Yönetim Kurulu üyelerimiz, Yaz Akademimizde bizimle beraberler. Tabii burada
Sayıca sadece lider kadrolarımız var. Ama buradan kazandığımız birikimle aslında bu eğitimciler kampı da diyebiliriz. Hı hı. Eğitimciler akademisi de diyebiliriz. Buradaki bütün arkadaşlarımız gençlik hareketine zaten önderlik ediyorlar. En başındalar, en önündeler. Üniversitelerde söz sahibi arkadaşlarımız. Ama aynı zamanda başka gençleri işte üretim devrimi konusunda, Türkiye'nin çıkış yolu konusunda, Türk devrimi milletleşme eğitimimiz oldu. O konuda bilimsel sosyalizm ve bilim eğitimimiz oldu. Bu konularda Türkiye'de başka gençleri eğitebilecek durumdalar. Evet. O yüzden Türkiye'yi yönetecek kadroları yetiştirirken kendimiz de eğitecek, arkadaşlarımız da eğitecek kadroları da kampımızda yetiştirmiş oluyoruz. Evet, bugün de üretim, ekonomi başta olmak üzere, liderlik üzere değil mi? Sayın Ethem Sancak ve Sayın Hakan Topkurulu'nun eğitimleri olacak, konuşmacı olacaklar. Biz de yakından takip edeceğiz. Son olarak eklemek istediğiniz gençlere sevgilerimizi gönderiyoruz, selamlarımızı. Sayın Topkurulu ve Sayın Sancak'a da selamlarımızı gönderelim. İyi çalışmalar diyelim ve son sözü size bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Kampımızda şunu görmüş olduk. Onu tekrardan söylüyorum. Burada bütün sorunlarımızı, bütün Türkiye'nin ihtiyaçlarını beraber karar veriyoruz. Ve gençliğin siyasi duruşu, gençliğin karakteri, Türk gençliğin karakteri, Türk gençliğinin önündeki yakıcı sorunları hep beraber konuşup ve kamptan sonra Türkiye'nin önünde bunları açıklayacağız. Yani bizim buradan süzdüğümüz programı, siyasetleri gençliğe sunacağız. Ve bunlar Türk gençliğine vaatlerimiz değil. Bunlar Türkiye'nin önündeki zorunluluklar. Biz sizlerle beraber gençliğin iktidarını, halkın iktidarını, üretim devrimi iktidarını kurmak için görevlerimize hazırız. Kendimizi geliştiriyoruz, eğitiyoruz, hazırlıyoruz. Ve genç arkadaşlarımıza da, burada bulunamayan genç arkadaşlarımıza da sesleniyoruz. Hiçbir şey kaçırmadınız. Öncü Gençlik ailesine katılarak, Vatan Partisi ailesine katılarak siz de Türkiye'yi yönetecek, aynı birikimden, aynı tecrübeden faydalanabileceksiniz. Ve Türkiye'yi kendimiz için yöneteceğiz. En önce kendi insanımız için, kendi gençliğimiz için Türkiye'yi yönetmeye adayız. Bir kısım insanın, bir kısım grubun Türkiye'yi yönetmesi değil bu. Bütün Türkiye'nin, bütün Türk gençliğin Türkiye'yi yönetmesi. O açıdan da akademimiz çok faydalı oluyor. Sizlerin katkılarıyla da duyurmuş oluyoruz. Daha da başka arkadaşa paylaşmış oluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere buradan arkadaşlarımıza sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz size de. Sevgili Barış Demirelay, bizlerle birlikte oldu. Çanakkale'deydik. Öncü Gençlik Genel Başkanı efendim. O yaz akademisinin detaylarını almış olduk. Çok kısa bir aramız var ama ayrılmayın. Hemen Avrupa'daki o gaz krizini konuşacağız. Alternatif arayışları. Çok başlık var. Bekleriz. Hem gün ortası kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in yaptığı konuşmada İslamiyet'in yayılışı, Hazreti Muhammed'in mücadelesiyle ilgili söylediği sözlerin bir kısmı internet sitelerinde kırpılarak verildi. İşte Doğu Perinçek, İslamiyet'in yayılışı, Hazreti Muhammed'in mücadelesiyle ilgili yaptığı konuşmanın tam metni gelecek ekranlarınızı izleyelim. %46'lık ne o ne o diyen ve sistem dışı çözüm arayan bu çok büyük bir kuvvet. Ve Vatan Partisi ile bunlar duygusal olarak, fikri olarak, umutlar olarak, beklentiler olarak iletişime geçmiş olan büyük bir kitle. Onun için Vatan Partisi çok hızlı büyüyor. Dolayısıyla geldiğimiz süreçte arkaya bakarak önümüzdeki bir gelişmeyi hiçbir şekilde göremeyiz. Diyelim 1922-30 Ağustos. Arkada var mı bir 30 Ağustos? Yani arkada olanlar önümüzde olacak diye bir şey yok. Vatan Partisi büyük çözümün partisi. Nasıl Hazreti Muhammed Mekke'de tebliğde bulunduğu zaman kaç kişi ona biat etti Ethem arkadaş? Ha, bir yılda ancak 40 kişiyi buldu. Biz hiç olmazsa biz 40 bin kişiyi bulduk. Hazreti Muhammed'den çok ileri bir noktadayız. Hatta 100 binleri bulduk da ben üye olarak diyorum ondan sonra. Ya Atatürk Ankara'ya geçerken bandırma vapuru Samsun'a giderken kaç tane? Neydi 18 vapurda da hadi diyelim başka şeyler falan. Ama şu var, tarihin zafer vaat ettiği bir kuvvet kadar büyük bir kuvvet yoktur. Biz tarihin zafer vaat ettiği bir kuvvetiz. Ben onu anlatmaya çalıştım burada. Ve buradan Türkiye'ye de
Türkiye bir çözüme gitti. Eski çözümler, bugüne kadar denenen çözümler çöpe gidecek. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde PKK terör örgütüne nefes aldırmıyor. PKK'nın sabotaj eğitimcisi Ümit Tarhan, MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. PKK'nın sözde yönetim kadrosuna bir çizik daha çekildi. MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Duhokkara bölgesinde düzenlediği operasyonda PKK-KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi veren sözde akademiler sorumlusu Reza Namet, kod adlı terörist Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi. Tarhan, Almanya'da PKK'ya bağlı yapılanmalarda faaliyet yürüttükten sonra 2009 yılında PKK'nın dağ kadrosuna katıldı. 2015'te Suriye'nin Ayn el-Arab kentine geçen terörist, burada terör örgütünün saldırı sabotaj sorumlusu oldu. MİT'in kritik hedefler listesinde yer alan terörist Tarhan'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerde kullanılan patlayıcıları hazırladığı ve eylemlere bizzat katıldığı da tespit edildi. Efendim şimdi sıcak bir gelişme. Biraz önce Altıkahire'de de gördünüz. Yunanistan biliyorsunuz Türk yönelik tacizleri devam ediyor. Türkiye Yunanistan'ın S-3 hava savunma sistemiyle yaptığı tacizin radar kayıtlarını NATO'ya göndermeye hazırlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı radar kayıtlarını NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarına da gönderecek. Gelsin detaylar. Türkiye, Yunanistan'ın S-300 hava savunma sistemiyle yaptığı tacizin radar kayıtlarını NATO'ya göndermeye hazırlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı radar kayıtlarını NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarına da gönderecek. Yunanistan'ın Türk hava sahasını 256 kez ihlal ettiği ve Türk jetlerine 158 tacizde bulunduğu tespit edildi. Türkiye, Yunanistan'ın Rus yapımı S-300 hava savunma sistemiyle Türk F-16'larına yaptığı tacizin radar kayıtlarını NATO'ya göndermeye hazırlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı radar kayıtlarını NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına da gönderecek. Evet, şimdi enerjiyi konuşacağız efendim. Avrupa ve Rusya arasındaki gaz konusu, o gerilim giderek artıyor. Kritik günlerden geçiyoruz dedik. Avrupa için çok sert olacak dedik ama şimdi bir taraftan hem alternatif arayışları devam ediyor hem de yeni açıklamalar geliyor Rusya tarafından. Hepsine şöyle bir bakalım, değerlendirelim. Kiminle efendim? Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ali Rıza Taşdelen bizlerle birlikte. Sayın Taşdelen, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi yayınlar Yeşme Hanım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi çok önemli gelişmeler var Avrupa tarafında. Ya evet, bu biz kışın sert geçeceğini görüyorduk. Alternatif arayışlarımız devam ediyor açıklamaları gelirken. Şimdi yeni bir hamle geldi Rusya'dan. Fransa'ya yönelik geldi. İstiyorsanız Fransa'dan başlayalım Sayın Taşdelen. Gazprom dedi ki ben gaz akışımı biraz daha azaltacağım. Açıklamada şöyle diyor. Sözleşme konusunda anlaşmazlık var. Şimdi Fransa'da ne oluyor bir soralım. Macron'un Cezayir ziyareti vardı, sonrasında alternatif arayışları devam ediyordu ama neler oluyor Fransa'da? O cepheden girelim. Evet, tabii Fransa diğer Avrupa ülkelerine göre, yani İtalya'ya ondan sonra Almanya'ya göre gaz konusunda Fransa'ya daha az bağımlı bir ülke. Yani %17 civarında bir gaz alımı vardı Rusya'dan. Ama tabii izlediği politika dolayısıyla giderek azaltarak ve nihayet dün yaptığı açıklamada Perşembe günden itibaren gazı tamamen kestiler. Kesecekler yani. Gaz tamamen kesilecek. Burada tabii Fransa zaten daha önceden arayışlara başlamışlardı.
işte geçen bu hafta içerisinde Cezayir'e gitti. Cezayir'de bu gaz meselesini görüşmek için. Daha çok tabii Cezayir'in gaz üretimini artırmasını ve daha çok gaz alımı yapabilmek için şey yaptı. Ama tabii yani Cezayir altyapı itibariyle öyle Avrupa'nın, Fransa'nın gaz ihtiyacını karşılayacak durumda değil tabii. Bir anlaşma yaptılar, yapacağız dediler, yaptık dediler, tam netleşmedi. Bunun da haftalar alacağı söyleniyor. Var olan anlaşmayı uzatacaklarını falan belirtiyorlar. Şimdi Fransa gazını esas olarak bugün %36'sını Norveç'ten alıyor. Cezayir ve Hollanda'dan %8 alıyor. Nijerya'dan %7 alıyor ve Katar'dan %2 oranda gaz alıyor. Tabii şimdi olay o kadar büyük ki sadece Fransa'dan ibaret değil. Yani bütün Avrupa'yı kasıp kavuran bir krizle karşı karşıya. Bu enerji krizi tüm Avrupa ülkelerini etkilemiş durumda. Yani Avrupa tarihinin en derin ekonomik ve sosyal ve siyasal krizlerinden birini yaşıyor. Bunun altını çizerek başlayalım. Tabii bu krizin nedenleri nedir? Son 6 ay içerisinde özellikle 2014'te Ukrayna kriziyle başladı. 2022'de Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna operasyonuyla üst bir aşamaya ulaştı. Bunun karşısında işte Amerika Birleşik Devletleri ki esas olarak şef Amerika Birleşik Devletleri'dir. NATO'nun doğuya doğru genişlemesi bağlamında Ukrayna meselesi krizi çıktı. Dolayısıyla bir yaptırım uyguladılar. Avrupa'da hemen hemen hepsi yani işte Macaristan hariç diyelim bu yaptırımlara başladılar. Bu yaptırımlara amacı şuydu, Rusya'yı diz çöktürmekti. İşte Rusya gazını nereye satacak? Yapamaz, bize mecburdur düşüncesiyle yaptılar. Ama tabii istenen olmadı. Bu istenen olmadı. Bu yaptırımlar döndü, dolaştı. Bumerang gibi kendilerini vurdu esas olarak. Hani burada ne oldu? Amerika'nın peşinde takılan Avrupalılar artık bu krizin yükünü üstlenmiş oldular. Rusya'yı karşıya alarak burada bu duruma düştüler. Şimdi başta Almanya olmak üzere Avrupa'da birkaç ülke hariç zaten bir ekonomik kriz içerisindeydi. Yani hatırlayalım Fransa'daki sarı yelekler hareketini. Bütün hani her yine zaman hatırlatıyorum. Yine eylemlerin başlayacağı söyleniyor Sayın Taşdelen. Sarı yelekler. Evet tabii. Ona da değineceğim. Ona da değineceğim. Ki sarı yelekler hareketi akaryakıta 10 sent zamla başlamıştı ki bugün zamlar %60, %70, %100'lere çıkmış durumda. Dolayısıyla bu enerji krizi ve ek olarak gıda krizi de bu krizi öylece derinleştirdi. Yani yaşanan enerji ve gıda krizi bugün yaşamın her alanını etkilemiş durumda ve akaryakıt, gaz ve bir de bunun üzerine gıda krizi gelince Avrupa'nın beli bükülmüş oldu. Ya. Şimdi son Avrupa Birliği Komisyonu raporuna göre 2022'nin ilk çeyreğinde elektrikten örnek vereceğim. Yani bu da çok bariz, gaz daha da kötü. Elektrik fiyatları geçen yılın aynı çeyreğine göre İspanya ve Portekiz'de %343, Fransa'da %336 ve İtalya'da %318 artmış. Gelin bu gazı, akaryakıtı da düşünürseniz ne durumda olduklarını. Tabii burada bu krizin ağır sonuçlarını yaşıyor Fransa. Şimdi şöyle bilgiler de var, teyit edersiniz diye düşünüyorum ama odun talaşına ilgi artmış, odun stoğu yapıyormuş Fransızlar bu enerji fiyatlarındaki artıştan dolayı. Doğru mudur? Evet. Çok doğru, çok doğru. Birazdan daha ona benzer şeyler de var. Onları da belirteyim. Lütfen. Şunu şöyle devam edeyim. O söylediğiniz konuya biraz daha ayrıntılı girmek Peki. istiyorum. Şimdi bu krizin sonucunu yaşıyor dedik. Enflasyon Avrupa tarihinde az rastlanır bir artış içinde. Yani bugün %10'lara dayanmış, hatta ülkelerde %10'u geçmiş. Şimdi ekonomik büyüme dibe vurmuş, durgunluk içerisinde. Bu Almanya için de geçerli. Bu durumun yol açtığı artık işsizliği,
siz düşünün, yoksulluğu siz düşünün. Demek ki bunlar bu kadar zor durumda. Şimdi buna çözüm olarak ne yapıyorlar Avrupa ülkeleri, hükümetleri? İşte hane başına 100 euro, 300 euro sadaka vererek sosyal yardım ve emekli aylıklarını enflasyonun altında %4'lük gibi bir komik artışla, akaryakıt ve gazın fiyatlarını kısa süreliğine durdurarak veya KDV'sini kaldırarak halkı yatıştırmaya çalışıyorlar. Şimdi hükümetler peş peşe gaz kullanımının kısıtlanması ile ilgili kararlar alıyorlar. Önümüzdeki kış 19 derecenin üzerinde ısıtma olmayacak. Bu aşağı yukarı ortak bir karar Avrupa'da. En fazla enerjiyi kullanan şirketler üretimi ertelemek zorunda kalacaklar. Halkın ısınma derecesini düşürerek daha az kullanımı sağlanacak. Hatta havuz suları ısıtılmayacak. Sokak lambaları elektriği kesilecek. Kamu binalarında gaz tüketimi azaltan tedbirler alınacak gibi. Hatta kapıyı klima ile açık bırakan dükkanlara para cezası verilecek. Hı hı. Gibi saçma önlemler alınıyor. Evet. Hatta daha da ileri gideyim. Soğuk duş alın. Duşta 5 dakikadan fazla kalmayın gibi hükümet düzeyinde. Almanya'da gelmişti bu açıklama değil mi? Geçtiğimiz haftalarda hatırlıyorum. Evet. Ama şimdi süremizi de iyi kullanmak açısından merak ettiğimiz sorular var. O sorulara da geçmek istiyorum. Çünkü zamanımız daralıyor bu arada Sayın Taşdelen. Hem üzerine de konuşmuş oluruz. Bir taraftan Hollanda çok konuşulduğu için soruyorum. Lahey kenti diyor ki hani bu yaptırımları konuşuyoruz ya Rusya'ya. Evet. Ya benim muaf tutun diyor. Yani benim ihtiyacım var Rusya gazını diyor. Evet. Bu nasıl karşılandı? Biraz açalım bu konuyu. Evet, öyle bir açıklamada bulundular. Zaten Avrupa Birliği'nde bir ortak görüş yok bugün. Yani bunu yaptırımlar konusunda diretmeyi savunan işte şahinler var. Hı-hı. Diğer taraftan bunun cezasını neden halk çeksin, neden Ukrayna yüzünden biz bu duruma gelelim deyip Rusya ile ilişkilerin normalleştirmesini savunanlar var. Yani Hollanda'nın attığı adım bu. Hatta Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya yaptıkları yardımları gözden geçirmeyi de gündeme almış ve tartışıyorlar. Dolayısıyla bu söylediğin şey bariz bir örnek. Bu gibi çıkışların daha da olacağını söyleyelim. Yani Avrupa liderlerin alternatif arayışları vesaire nafile bir çaba. Çünkü işte Cezayir'di, Katar'dı, şuraydı, buraydı falan. Buralarda öyle çok kısa zamanda üretimi arttıracak, altyapısını yapacak, ondan sonra gazı Avrupa'ya akıtacak olanaklar yok. Bir virgül yani, koyabilir miyiz? Bu arada bir sıcak gelişme var Sayın Taşdelen. Hemen bunu da izleyicilerimize aktarmak istiyorum. AFAD'dan gelen bilgilere göre Aydın'ın Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bir kez daha tekrarlayalım. Altman'da da görüyorsunuz AFAD'dan geldi açıklama. Aydın'ın Kuşadası'nda içerisinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Detaylar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sayın Taşdelen buyurun efendim. Devam edebilirsiniz. Özür dilerim bu arada. Gibi, yani bu krizin altında ezilen halkın hatta homurdamalar giderek artıyor. İşte iki hafta önceki başta İngiltere, Almanya ve Fransa'daki ulaşım sektöründe olan grevler yaşandı. Sonbaharda daha büyük grev ve kitlesel hareketler kapıda. Onu belirtelim. Fransa'nın en büyük işçi sendikası CGT 29 Eylül'de greve gideceklerini ve sokağa çıkacaklarını açıkladılar. Artık bir ay içerisinde, iki ay içerisinde cin şişeden çıkacak ve burada büyük halk hareketlerine sahne olacak. Yani bunlar işte bizim gaz stoklarımız dolu vesaire gibi yalanlarla halkını kandırmaya çalışıyorlar ama kış yaklaştıkça da bir korku içerisindeler. Gübreyi de vurmuş bu arada. Gübre krizi de yaşanıyor. Bu enerji krizi gübreyi de vuruyor. Fabrikalar kapanmış Avrupa'da. Tabii hepsi birbirine bağlı bunlar. Hepsi birbirine bağlı. Dolayısıyla fabrikaların kapanması biraz önce belirttim gündemde. Üretimin durdurulması gündemde. Bütün bunlar Avrupa'nın şeyinde. Şimdi burada belirttiniz siz. Rusya artık çok kararlı duruyor. ABD yaptırımlarının peşine takılan bu Avrupa'ya cezasını veriyor. Yani son 5 ayda belirttik. Bazı ülkelerin tamamen gazı kesildi. Bazılarınki %5'e düştü. Bugün Almanya'nınkinde %9 civarında
gaz verilmekte. Dolayısıyla bu alternatif araçların da bir sonuç vereceği kanaatinde değilim. Yıllarca uzmanlar da işte, söylüyor, bir sonuç yok diyor, kısa vadede hiçbir şey olmaz. Olmayacak kısa vadede, doğru. Çünkü bu büyük bir şey. Rusya bugün dünyanın en büyük gaz tedarikçisi. Çünkü önemli ölçüde altyapıya da sahip. O altyapı meselesi. Almanya tabii kendi ayağına kurşun sıktı. İşte Kuzey Akım 2'nin şeye girmemesinden dolayı yapıldı, bitti ama işleme koymadılar. Dolayısıyla bunun cezasını çekiyorlar. Bu gaz stoklarıyla ilgili de enteresan bir değerlendirme gördüm. Uzmanlar diyor ki yani siz doldu diyorsunuz da stokumuz var diyor da, kusura bakmayın diyor. Sizin bu stokunuzun stokların dolmasına Putin kararı verecektir. Ancak Putin vanayı açarsa sizin bu şeyiniz dolar. Dolayısıyla Fransa gerek ekolojik geçiş bakanı gerek maliye bakanı daha bugünden kötü senaryolara hazırlanmak gerektiğini, enerji tüketiminin %30, %10 civarında düşürülmesi gerektiğini savunuyorlar, düşünüyorlar. Yani bu kış evet gerçekten zor geçeceğini biliyorduk, yapılan açıklamalar. Tabii ki bu yaşanan kriz, Rusya-Ukrayna gerginliği sonrası yaşanan kriz de ortada. Ama hamleler peş peşe geliyor ama pek iç açıcı değil. İngiltere'de de %80 enerji fiyatları artmış. Keza Fransa'da yine artış var enerji fiyatlarında. İşte stok dedik. Scholz, Almanya şansölyesi gitti. Kanada'da arayışlarını sürdürdü. Tabii bunlar kısa sürede çözümlüyor ama siz bir Avrupa tarafında şimdi bu krizle birlikte evet halk tepkisini gösteriyor, sahaya iniyor diyorsunuz. Yani bir taraftan eylem yapıyorlar. Yani bir istifa haberleri de gelir mi yeni? Biz çok bu son günlerde duymaya başladık ama şunu da sormak istiyorum. Yani gıda krizi, enerji krizi ya birbirinden ayrı değil Sayın Taşdelen. Yani hepsi birbiriyle bağlantılı konular ki çok önemli. İtalya'da Milano sokaklarında biz kuyruklar gördük. Ya bu kuyrukları bize anlatır mısınız? Ya bu İtalya tarafında ciddi bir sorun var gıda konusunda. Evet. Tabii yani biliyorsunuz gıda konusu Rusya ve Ukrayna bağlantılı bir konu. Yani, evet. Tahılda iki ülkenin de önemli bir ihracatı Avrupa idi. Oradan bu akışın sağlanmaması belli bir şeye yol açtı, yokluğa yol açtı. İnsanlar tabii o kuyruklar daha çok stok yapma, yani bir kıtlık korkusuyla stok yapma yönünde yapılan şeyler. Hani giriyorsunuz bazı gıda maddelerinin tereklerinin boş olduğunu görüyorsunuz. Boşaltılıyor. Evet. İnsanlar mümkün olduğu kadar doldura doldura arıyorlar. Yani bunların işi zor hakikaten. Şimdi Avrupa, o büyük Avrupa, o medeniyet Avrupası, o bolluk Avrupası falan. Geçen Macron da söyledi, artık bolluk bitti, bunun bedelini ödemeye başlayacağız demeye başladı. Bunlar yıllarca temiz enerji, yeşil enerji, ondan sonra nükleer enerji santrallerinden kapatan, kömürden kurtulmaya çalışan o modern Avrupa şimdi tekrar yeniden nükleer enerji santrallerini açmaya, onarmaya, kömüre dönmeye başladı. Sizin belirttiğiniz gibi odun şimdi öne çıkmaya başladı. Ben 80'li yılların başında Fransa'da odun sobası kullanıyordum. Yani o zaman henüz evlerde şey gelişmiş değildi. Yani böyle bugünkü gibi doğalgaz olayı yoktu. Yani 40 sene, 50 sene öncesine dönen bir durumla karşı karşıyayız. Bu Almanya ki nükleer enerji termik santrallerine en karşı olan ülke idi. Mesela geçenlerde ilk termik santralinin faaliyetine devam etme kararı verdi. Burada yeşiller karşı çıkıyor ama başka çaresi yok. Yani buna mecburuz diyor. Yeşiller bile artık havlu atmış durumdalar. Onun için odun kömür sobaları çıkmaya başladı diyebiliriz. Bunlar şeye mahkum, Rus gazına mahkumlar. Hiçbir çıkar yolu yok. Dolayısıyla Atlantik'in peşinde, Amerika'nın peşinden kurtulmanın, bunu bazıları dillendiriyor ama bir türlü gündeme gelmiyor. Amerika'nın peşinden
gitmeyecekler, buradan kurtulacaklar. Gaz rezervlerinin esası, çoğunluğu Avrasya coğrafyasındadır. Hı hı. Rusya'dadır, İran'dadır, Katar'dadır, Türkmenistan'dadır. Dolayısıyla ve altyapı da oradadır. Bunların başka bir çaresi yoktur. Ya gazdan vazgeçecek, gazdan vazgeçerse sonuç ortada. Yani geçemezler. Isınamayacaklar. O zaman ondan sonra ağaç kesip odunla mı ısınacaklar? Bakalım kömürle mi olacak? Isınacaklar. Bu değil arada mi? Yani The Economist ve Euronews'in bir yazısı vardı aslında. İki gazetede de yer aldı. Bu özellikle krizden, Rusya-Ukrayna krizinden en çok 27 Avrupa ülkesi etkilendi derken şöyle bir açıklama var. Çok kısa değerlendirmenizi alayım çünkü ben de reklama gideceğim. Avrupa Birliği ülkelerinin Mart-Haziran ayında diyor, bu Mart-Haziran arasında Rusya ile ticaretinde geçtiğimiz yıla oranla %68'lik bir artış da söz konusu. Şimdi bir taraftan yaptırım deniyor, bir taraftan ticaret artışı söz konusu, öyle değil mi? Hal böyleyken... Evet. Ne söylersiniz Sayın Taşdelen? Ben onların ağababalarıyla ilgili örnek vereyim. Amerika Birleşik Devletleri şu anda yılda 1 milyar dolarlık Rusya'dan mal alıyor. Ve bu kriz başladığından bu yana, yani Ukrayna krizi başladığından Şubat ayından bu yana 6 milyar dolarlık Rusya'dan mal alıyor. Şimdi bunların şeyi tabii, yani ikiyüzlülüğü, Rusya'ya muhtaç. Rusya'ya muhtaç. Bir taraftan hem yaptırım diyerek Rusya'yı sıkıştırmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan da etrafı dolanarak Rusya'dan mal almaya başlıyorlar. Çünkü Rusya'dan aldıkları mallarla kendi çarklarını döndürecekler. Dolayısıyla Amerika'da, Avrupa'da belli ölçüde Rusya ile ticaretlerini devam ediyorlar. Ama en azından Rusya burada tabii ticari konuda elbette ki ticaretini yapacaktır. Ama esas olarak gaz konusunda Rusya bunların karşısında. Gaz çünkü bunların esas olarak can damarını oluşturuyor. Sayın Taşdelen, çok teşekkür ederim bu arada katkılarınız için. Eklemek istediğiniz son bir cümle var mı efendim? Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler biz de. Katkılarınız için bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Ali Rıza Taşdelen, Aydınlık Gazetesi yazarı. Hem Avrupa cephesinde neler yaşanıyor? Gıda krizi, bir taraftan enerji krizi giderek büyüyor. İşte gördünüz, hem enerji fiyatları artıyor, hem alternatif arayışları devam ediyor ama şu anda kısa vadede uzmanlar da der ki, Sayın Taşdelen de aynısını ekledi, aynı şekilde belirtti diyelim. Ya, bir çözüm yok. Rus gazına bağımlı olmak zorundalar. Bu kış Avrupa cephesinde biz neler görecek, neler izleyeceğiz? Hep birlikte bakacağız diyelim. Devam edelim haberlerimizle efendim. Küba devriminin önderlerinden Che Guevara'nın oğlu Camilo Guevara 60 yaşında yaşamını yitirdi. Avukat ve fotoğrafçı sanatçısı olan Camilo ömrünü babasının mirasını korumak için kurulan Che Guevara Eğitim Merkezi'ne adamıştı. Türkiye'de de fotoğraf sergisi açan Camilo, Ulusal Kanal'a verdiği röportajda Türk ve Küba halkının daha yakın ilişkiler kurmasını istediğini söylemişti. İzleyelim. Küba devriminin önderlerinden olan Arjantinli sosyalist devrimci Ernesto Che Guevara'nın oğlu Camilo Guevara 60 yaşında hayata veda etti. Guevara'nın Venezuela'ya yaptığı bir gezi sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bildirildi. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, Camilo Guevara'nın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Díaz-Canel paylaşımında, Che'nin oğlu ve fikirlerinin destekçisi Camilo'ya derin bir üzüntüyle veda ediyoruz ifadelerini kullandı. Ailesine taziye dileklerini iletti. Avukat olan Camilo Guevara, ömrünü babasının mirasını korumak için kurulan Che Guevara Eğitim Merkezi'ne adamıştı. Fotoğrafçılıkla da ilgilenen Guevara, pek çok ülkede sergi açtı. İncluso en Asia. Başlıcasını söylemek gerekirse Küba kendine saygı duymayı kazandı. Devrim bize yürünecek bir yol gösterdi. Devrim Küba'nın mührüdür.
Camilo Guevara İstanbul'da açtığı fotoğraf sergisinde ulusal kanala röportaj vermişti. Küba ve Türk halkının daha yakın ilişkiler kurmasını istediğini belirten Guevara, Türk devriminin önderi Mustafa Kemal Atatürk için onu Türkiye Cumhuriyeti'nin babası olarak görüyorum demişti. Onun hakkında en genel bilgim, büyük güçlerin karşısına mücadele veren ve ülkesini savunan, aynı zamanda da Türklerin babası olduğudur. O sizin bugün ülkenizde rahatça yaşayabilmeniz için mücadele etmiş, saygı duyulacak, değer biçilemez bir tarihi şahsiyettir. Türkiye no se desmembrara. Efendim şimdi Kayseri'ye gideceğiz. Bugün Kayseri Pancar Kooperatifi'nin düzenleyici bir kongre vardı. Ancak bu kongre iptal edildi. Ne oldu? Detaylarını öğrenmek istiyoruz. Telefon attığımızda Kayseri Deniz Postası Televizyon Genel Yayın Yönetmeni Sayın Azim Deniz var. Sayın Deniz hoş geldiniz efendim gün ortasına. Hoş bulduk. Şöyle diyelim onu düzeltelim isterseniz. İptal edilmedi ama biraz olaylar çıktı genel kurulda. Hı hı. Düzeltmiş olalım. Ertelendi mi diyelim? Yok, ertelenme yok. Karşı tarafın itirazı kabul görmez bilmiyorum ama şu an şimdilik geçerli genel kurul. Yani genel sonuçta kurul. Bu genel kurul düzenlenmedi bugün değil mi Sayın Deniz? Gerginlikten dolayı. Yok, bugün Mali Genel Kurul yapıldı. Sabah erken saatlerde yaklaşık 14 bin çiftçi stadın önüne geldi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü güvenlik önlemlerini almıştı daha önce. Gerçekten iyi tedbir almıştı. Kavga çıkmasın, herhangi bir tatsızlık çıkmasın diye. Çiftçiler içeriye alınmaya başladı. Hı hı. Yaklaşık 9 bin çiftçi içeriye girdiği anda Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, yani bakanlığın temsilcisi olan Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri çiftçilerin tamamının içeriye girmesini beklemeden, stadyuma girmesini beklemeden divan seçimine geçti. Tabii bu divan seçimine geçince de tartışmalar başladı. Tribünlerden kavga başladı. İtirazlar geldi. Çiftçinin beklenmesi istendi ama Tarım İl Müdürlüğü sanki provokasyon yaparcasına Kayseri'de çiftçileri beklemeden sayıma geçti. Şu da ilginçtir. Sayıma geçtikleri anda bile 9 bin çiftçi vardı içeride. Sayım yapan el kaldır indir yöntemiyle sayım yaptı Tarım Müdürlüğü'nün elemanları. 4.637 oy saydılar 9 bin kişide. Çok ilginç bir şekilde. Bu olunca da taraflardan Vedat Ali Özışık, başkan adayı Vedat Ali Özışık sahaya girdi. Tarım İl Müdürlüğü yetkililerine, bakanlık temsilcilerine tepki göstermek için sahaya inince sahnenin önüne kadar geldi. O arada polis ekipleri müdahale etti kendisine. Karşı tarafta da yine yöneticilerden, Hüseyin Akay'ın tarafındaki yöneticilerden Oktay Barış saldırmak istedi Vedat Ali Özışık'a. Güvenlik güçleri onu da engelledi. Dışarıda da tartışmalar çıktı ama polis zamanında müdahale etti. Ama sağlıklı bir seçim olmadı. Tarım İl Müdürlüğü bakanlığın temsilcileri yaptığı davranışla gölge düşürmüş oldu bu Mali Genel Kurul'a. Peki bundan sonra ne olacak Sayın Deniz? Vedat Ali Özışık taraftarları itirazını yapacak ama itiraz kabul görür mü bilemiyoruz. Savcılar suç duyurusunda da bulunacaklar bu konuyla ilgili, Mali Genel Kurul'la ilgili. İşin ilginç tarafı bundan sonra ki Mali Genel Kurulları birleştirerek yapacaklar. Yani uzun bir süre Mali Genel Kurul olmayacak. Böyle de bir karar aldı yönetim şu anki yapılan genel kurulda. Peki. Önemli bir gelişme. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır Sayın Deniz? Hem izleyicilerimiz hem dinleyicilerimizi ilgilendiren ayrıntılar. Bakanlığın, Tarım Bakanlığı'nın buradaki temsilcileri seçime Mali Genel Kurulu seçim saçma zaman Mali Genel Kurulu gölge düşürdü. İnsanları birbirine sataşmalar etti, kavga çıkması davranış. Peki. Sayın Deniz çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi çalışmalar diliyoruz. Tabii ki en kısa zamanda bu sorunlar da halledilsin. Yeni gelişmeleri, detaylarını sizlerden almaya devam edeceğiz. Kayseri Deniz Postası Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Sayın Azim Deniz'le konuştuk efendim. Kayseri Pancar Kooperatifi'nin düzenlediği
kongrede yaşanan gerginlik ve ardından bir bu kongredeki detayları bize aktarmış oldu. Şimdi tüketicileri ilgilendiren bir haber, bir gelişme var. Üzerine konuşmak istiyoruz. Nedir bu gelişme? İnternetten alınan bazı elektronik cihazların bu süreçten sonra 14 gün içinde cayma hakkı sona eriyor. Şimdi bu açıklama, yeni gelen bu haber sonrası, hayır böyle olmaz efendim deyip karşı çıkanlar da var. Doğru bir uygulama diyenler de var. Peki biz bunu soralım, bu uygulamaya neden gerek duruldu? Önce onu değerlendirelim. Tüketici Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Sayın Aydın Ağoğlu bizlerle birlikte. Sayın Ağoğlu hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Bizim Başkan Vekilimiz Avukat İbrahim Güllü'yü de zaman zaman programlara alıyorsunuz. Eksik olmayın. Çok önemli bir gelişme bu. Niye böyle bir karar alındı? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Ve tabii ki halkın tepkisi, vatandaş ne diyor? Tüketiciler internetten yaptıkları alışverişlerde sipariş anından teslimden 14 gün sonrasına kadar koşulsuz ve hiçbir külfete, masrafa katlanmadan cayma hakkına sahiptiler. Yani ürünü geri verebiliyorlardı. Yeni yapılan düzenleme ile yönetmelik değiştirilerek bazı ürünlerde bu hak sınırlandırıldı. Elektronik ürünlerde bu hak sınırlandırılmakla kalmadı. Tüm internet alışverişlerinde cayma hakkını kullanan tüketicilerin iade masraflarını üstlenebilmesini imkan sağlayan bir düzenleme yapıldı. Şöyle ki satıcı derse ki ben şu kitabı satıyorum. Evet. Ama bu kitabı iade etmeye kalktığınız takdirde size iade için şu kadar liralık kargo ücreti yüklenecektir. Bunu diyebiliyor. Mevcut yasada ise kesinlikle böyle bir talepte bulunamıyordu. Artık bulunabilecekler. Bir de şimdi internetten alışverişi yapan tüketicilere neden böyle bir hak tanınmıştı? Çünkü hepimizin bildiği gibi internetten alışveriş yaparken biz ürünü görmüyoruz. Fotoğrafını görüyoruz. Tutmuyoruz. Ağırlığını hissetmiyoruz. Rengini tam olarak algılayamıyoruz. Boyutunu hakeza. Dolayısıyla biz internette kolaylık olduğu için kendimiz oturduğumuz yerden çeşitli mağazalarda gezerek satış portallarında ürünümüzün fiyatlarını karşılaştırıyoruz. Almak istediğimiz ürünü demek istedim. Ve tercihimizi yapıyoruz. Sonra gönderildiğinde o ürünü almaktan 14 gün zarfında cayma hakkımız var. Ancak 1 Ekim 2022'den itibaren yönetmelik değişikliğine göre biz artık cep telefonu, tablet, bilgisayar, akıllı saat, elektronik ürünlerde bu hakkımızı kullanmaktan mahrum olduk. 4 üründe. Evet. Yani elektronik bu tür ürünleri aldık. Veremeyeceğiz. Peki doğru mu doğru Sayın Ağoğlu bu karar? Anlayamadım. Bu karar doğru mudur? Niye soruyorum? Hani biraz bu konuyu konuşalım diye. Karşı çıkanlar var. Evet. Biraz açın diye sordum bir kez daha size. Şim Hanım, bu karar doğru olabilir mi? Tüketicinin verilmiş bir hakkını elinden aldınız. Bunun sonu nereye gidecek? Nereye? Ya ayakkabıcılar da diyecek ki ben de istiyorum cayma hakkı kullandırılmasın tüketiciye. Sonra diyecek elbiseciler. Benim elbiselerimi gönderiyorum, bir gün giyiyor, ertesi gün veya 14 gün içinde iade ediyor. Bunun sonu gelmeyecek ki. Tabii. Nitekim bu düzenleme Tüketiciler Birliği tarafından idari yargıya başvurularak Danıştay nezdinde iptal davası açıldı. Çünkü bunun sonu gelmeyecek. Böyle bir düzenleme yapmanın neden ihtiyaç olduğunu hepimiz düşünebiliyoruz. Cep telefonunu gönderen tüketici, gönderilen tüketici sim kartını takıyor. Şöyle bir deniyor. Nasıl çekiyor? Güzel çekiyor mu? Rengi nasıl? Ebadı nasıl? Sonra vazgeçtim deyip sim kartı çıkarıyor. Fotoğraf çekiyor bu arada bir iki tane. Netliğine bakıyor. Satıcı diyor ki ben bunu artık sıfır diye satamam.
bir de format atmak diye bir deyim var değil mi? Fabrika ayarlarına döndürmek. Çok kolay. Ambalajı bozuldu. Yap yeni bir ambalaj. Bakın bu yeni düzenleme satıcıları da zor duruma sokacak. Çünkü bugün ayda 1000 tane telefon satıyorsa bunun sayısı 100'e düşer. İade edemeyeceksem, cayma hakkımı kullanamayacaksam tabii. Alır mıyım? Almaz. Der mağazalarda biraz zahmet ederim. Çünkü neden? Bakın ayıplı malda bu hak, ayıplı malda hakkımız baki. Bunun internet alışverişle ilgisi yok. İnternetten de alsanız, mağazadan da alsanız ayıplı üründe bizim seçimlik haklarımız vardır. İlk 6 ayda ayıp ortaya çıkarsa tercihimizi kullanırız. Lakin geldi ürün istediğimiz gibi değil. Farklı tip. Gidip yetkili servisini bulacağız. Oradan rapor tutturacağız. İşimiz uzayacak. O raporu kabul etmeyecek. Ayrıca o raporu yazacak olan kişi veya kurum satıcının anlaşmalı teknik servisi. Onun yetkili servisi. Yani tüketiciye zorluk çıkacağı için tüketici bunu benimsemez. Benimsemez, internet alışverişleri asgariye düzeye düşer. Oysa internet alışverişlerinde getirilen kolaylık ve cayma hakkının bulunmasıyla risklerin azaltılması sağlanmış. Bu kolaylıktan tüketiciler istifade ederken metrekaresi binlerce dolarlık AVM'lerde yer kiralayan satıcılar internet satış portalları kurmuşlar. Oradan satışlarını yapıyorlardı. Ve şimdi o mağazalardan alışveriş çoğalacak ve AVM'lere yatırım hızlanacak. Vatandaşlar gidip oralardan alacaklar. Çünkü cayma hakkı kısıtlanıyor. Üstelik tüm ürünlerde bir iade kargo masrafını tüketiciye yüklemelerinin yolu da açıldı Yeşim Hanım. Bakın burada çok önemli, evet söylediniz. Dolandırıcılık dile getiriyor. Yani tüketici çok zarar görecek. Zaten Tüketici Birliği tarafına da baktığımızda oradan da açıklamalar Sayın Ağoğlu bu şekilde. Yani burada tüketicinin lehine olan bir durum yok. Tüketiciler Birliği çok iyi bir hamle yaptı. Eksik olmasınlar. Ben orada da onur kurulu başkanıyım sağ olsunlar. Oradaki arkadaşlarımız tüketici haklarının geri götürülmesine rıza göstermeyip bunu idari yargıda dava konusu yaptılar. Dediğim gibi internetten alışverişlerde amaç tüketiciyi korumak. Şimdi onlar savunmalarında diyecekler ki cep telefonunu alan tüketici işte alıyor 14 gün kullanıyor, iade ediyor. O tür kötü niyetli oldukları tespit edilenler için bütün sepeti dökmeyelim. İçeride bir çürük varsa ona bir yaptırım getirelim. İlk tespitinde BTK'ya başvuralım, 6 ay boyunca internet üzerinden alışverişi yasaklansın. İkinci defa yaptığında 1 yıllığında yasaklansın. Yani herkesi birden bu haklardan mahrum bırakmak ya da kazanılmış haklarını geri götürmek olmaz. Bu cayma hakkı ile tüketicinin kazanmış olduğu haklarla ilk defa oynaması değil bürokrasinin. Daha önce de 1 yıldan uzun süreli aboneliklerde tüketicilerin cezasız, gerekçesiz İstediği zaman cayma hakkı varken cayma bedelinin yansılması yönünde görüş ortaya koydular. Ve onların görüşüne aldanan bir takım tüketici hakem heyetleri tüketicinin aleyhine kararlar verdi. Burada da şimdi bir takım elektronik ürünlerde, peki tablette, akıllı saatte, cep telefonunda, bilgisayarında iade hakkı tanınmıyor. Cayma hakkı tanınmıyor daha doğrusu. Hı hı. Televizyonda tanınacak mı? Tanınacak. Veya başka bir elektronik üründe. Bunun sonu dört nereye ürün, varır? Yani dört ürün şu anda dört ürün diyor. Yapılan dört tane üründen bahsediliyor. Ama sadece dört üründe mi sınırlı kalacak? Diğerleri demeyecek mi? Benim de cihazımı aldı. Modem örneğin kullandı. İçine sim kart taktı. Sonra bunun kötü niyetli tüketiciler var ise ki şöyle yapıyorlar Yeşim Hanım. Adam ayak numarası 41. Ya diyor ben diyor bilemiyorum. İnternetten alayım ucuzunu buldum istediğim modelin. 40, 41, 42 sipariş ediyor. Deniyor. Hangisi ayağına olursa olmayanları iade ediyor. Tamam. Bu tür durumlarda şunu da düşünün. Mobilyacı mobilya gönderiyor. Mobilyası iade ediliyor.
Onun nakliyesi çok büyük. Hammaliye masrafları çok yüksek. Bu nedenle oturup evet. istişare edilseydi veya kamuoyuyla tartışılsaydı bu konu, konunun tarafları olarak biz tüketiciler derdik ki satıcısın sen. Mobilya gönderdin. Çok masraf yaptın ama senin şöyle yapalım biz. Ürün bedelinin %10'unu kargo bedeli geçiyorsa onun iadesi halinde %50'sini tüketici üstlenir. Yani hakkını elinden tamamen alamayız. Çünkü fotoğrafta gördü, bir yemek odası sipariş etti. Gelen yemek odasının tonları farklı. Sandalyesinin kumaşları farklı. Ne yapacak? Ayıklı diye rapor mu tutturacak? Cayma hakkını kullanacak ama o da nakliyenin bir kısmına katlanacak. Satıcı da birebir aynı fotoğrafı kullanmadığı için o da bir miktar külfete katlanmış olacak gibi fikirler evet. üretebilirdik. Evet. Ama tartışılmadı. Biz de sizlerin sayesinde, sizlerin yaptığı haberlerden, gazetelerden, televizyonlardan. Sizler iyi ki varsınız. Biz de gündeme taşıyoruz. Haberdar oluyoruz ayrıntıları. Sizlerden öğrenmiş oluyoruz. Sizlerden öğrendik Yeşim Hanım. Sağ olun efendim. Sayın Aydın Ağoğlu çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Bu arada ederim. Avukat Sayın Şimdi, İbrahim evet. Güllü'ye de selamlarımızı iletelim. Bizi izliyordur mutlaka kendisi. Sağ olun, baş üstüne. Sağlıklı günler diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Tüketçinin sesine yer verdiğiniz için. Her zaman efendim. Bir mukavele. İyi çalışmalar. Evet, Tüketici Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Aydın Ağoğlu'yla bu cayma hakkı bitiyor dedik ya, işte üzerine konuştuk ama doğru bir uygulama değil diyor. Danıştay'a başvuruldu. Peki karar ne olacak bundan sonraki süreçte? Dolandırıcılık artacak bu noktada. Diğer dört üründen bahsediyoruz, elektronik üründen ama artacak televizyon, işte diğer sektörlerde. Ya biz de o zaman cayma hakkından vazgeçilmesini istiyoruz diye yeni başvurular gelecek dedi. Detaylarını özür dilerim öğrenmeye çalıştık. Şimdi çok kısa bir aramız var. Aranın ardından devam edeceğiz. Bekleriz. Evet, gün ortası, reklamların hemen ardından devam ediyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek'ten gelen açıklamalar var. Perinçek'in yaptığı konuşmada İslamiyet'in yayılışı Hazreti Muhammed'in mücadelesiyle ilgili söylediği sözlerin bir kısmı internet sitelerinde kırpılarak verildi efendim. İşte Doğu Perinçek, İslamiyet'in yayılışı Hazreti Muhammed'in mücadelesiyle ilgili yaptığı konuşmanın tamamı şimdi ekranlarınıza geliyor, izleyelim. %46'lık ne o ne o diyen ve sistem dışı çözüm arayan bu çok büyük bir kuvvet. Ve Vatan Partisi ile bunlar duygusal olarak, fikri olarak, umutlar olarak, beklentiler olarak iletişime geçmiş olan büyük bir kitle. Onun için Vatan Partisi çok hızlı büyüyor. Dolayısıyla geldiğimiz süreçte arkaya bakarak önümüzdeki bir gelişmeyi hiçbir şekilde göremeyiz. Diyelim 22 1922 30 Ağustos. Arkada var mı bir 30 Ağustos? Yani arkada olanlar önümüzde olacak diye bir şey yok. Vatan Partisi büyük çözümün partisi. Nasıl Hazreti Muhammed Mekke'de tebliğde bulunduğu zaman kaç kişi ona biat etti Ethem arkadaş? Ha, bir yılda ancak 40 kişiyi buldu. Biz hiç olmazsa biz 40 bin kişiyi bulduk. Hazreti Muhammed'den çok ileri bir noktadayız. Hatta 100 binleri bulduk da yani üye olarak diyorum ondan sonra. Ya Atatürk Ankara'ya geçerken bandırma vapuru Samsun'a giderken kaç tane? Neydi? 18 vapurda da hadi diyelim başka şeyler falan. Ama şu var. Tarihin zafer vaat ettiği bir kuvvet kadar büyük bir kuvvet yoktur. Biz tarihin zafer vaat ettiği bir kuvvetiz. Ben onu anlatmaya çalıştım burada. Ve buradan Türkiye'ye de. Türkiye bir çözüme gitti. Eski çözümler, bugüne kadar denenen çözümler çöpe gidecek. Sovyetler Birliği'nin son başkanı Mihail Gorbaçov 91 yaşında hayatını kaybetti. Gorbaçov yeniden yapılanma ve açıklık reformlarıyla Sovyetler Birliği'nin dağılmasına giden süreci başlatmıştı.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son başkanı Mihail Gorbaçov, 91 yaşında Moskova'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gorbaçov, 1985'te Komünist Parti Genel Sekreteri olduğunda sistemi kısıtlı siyasi ve ekonomik geleneklerle canlandırmaya çalışmış, ancak bu çalışmalar kontrolden çıkmıştı. Gorbaçov'un yeniden yapılanma ve açıklık adını verdiği reformlar, Komünist Parti'nin ülkede politik üstünlüğünü kaybetmesine ve sonrasında Sovyetler Birliği'nin dağılmasına neden olmuştu. Mihail Gorbaçov, ABD ile silahsızlanma anlaşmaları imzalayıp, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'yı bölen demir perdeyi kaldırmak için batılı güçlerle işbirliği yapmıştı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının önünü açan Gorbaçov'a kapitalist rejimler tarafından Nobel Barış Ödülü verilmişti. Ölümünün ardından ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinden de taziyeler peş peşe geldi. Efendim şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. Evlat nöbeti kararlılıkta tüm yurtta devam ediyor biliyorsunuz. Yurt dışında da devam ediyor. Üçüncü yıl sona erecek ve dördüncü yıla girecek evlat nöbeti. Diyarbakır'da HDP il binası önünde Ekrem Demir, Diyarbakır temsilcimiz bizi bekliyor ve ailelerle birlikte bir söyleşi de gerçekleştirecek. Hemen sözü Diyarbakır'a, Ekrem Demir'e ve konuklarına bırakıyoruz. Söz sizde Ekrem Demir. Teşekkürler Yeşim Er Yılmaz. Evet, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde ailelerin, çocukları PKK-HDP tarafından kaçırılan ailelerin evlat mücadelesi 3. yılını doldurmak üzere. Cumartesi günü itibariyle 4. yıla girmiş olacaklar ve 4. yıl kutlamaları, başarının kutlanması şeklinde bir hazırlık devam ediyor ve Hakkari, Van, Şırnak, Muş, buralardaki evlat nöbetindeki aileler de burada olacaklar ve buraya yoğun bir katılım olacak. Şimdi tabii bu 3 yıllık süreçte ailelerle ilgili sürekli haberler yaptık. Bu haberlerde herkesi konuşturmaya çalıştık ama buna rağmen sınırlı zamanlarda ailelere mikrofon tuttuk. Çoğuna mikrofon tutamadık. Oralarda sistemler oluşuyordu. Onu da engellemek için bugün biraz daha rahat bir ortamda bütün konuşmak isteyen bütün annelere, babalara mikrofon tutalım istiyoruz. Şimdi bir rakamları da hatırlatalım. Aile sayısı, bir aileyle başlayan evlat mücadelesi şu an itibariyle 303 aileye çıktı. 303 aileden 37'si evladına kavuştu ve bu ailelerin mücadelesinin, 3 yıllık mücadelesinin büyük başarısı. Ve PKK'nın dağdaki mücadelesine de aslında bir ket vurdu bu eylem, çünkü dağdaki çözülmeleri hızlandırdı ve dağdan kaçışlar, güvenlik güçlerine teslim olmaları da artırdı. Ve yine şehirden dağa götürme olayları yaşanıyordu, en çok yaşanan olay ve burada da dağa götürülen çocuk sayısı neredeyse sıfıra yaklaştı. O anlamıyla ailelerin evlat nöbeti Türkiye'nin terörle mücadelesine büyük bir destek veriyor ve orada en önemli görev yapan yapılardan, eylemlerden birisi. Tabii sözü fazla uzatmadan hemen ailelere dönmek istiyorum. En başından beri burada olan bir babamızla, Celil Bektaş'la konuşalım istiyoruz. Evet Celil Bektaş, aslında kamuoyu sizi epeyce tanıdı. Mikrofonlara az tutulan mikrofon değil de siz hemen hemen bütün mikrofonlara konuşanlardan birisiniz. 3 yıllık mücadeleyi, süreci anımsarsak neler var 3 yılın içinde? 3 yılın içinde Dağgöl'ü kapattık, HDP'yi kapattık. Kırsana kimse kapatmadı. Diyarbakırlıları babaları HDP kapattı. Neden kapattı? HDP suçlu olduğu için yüzümüze bakamadı. Karşıyla bizde ama nereye kaçacaklar? Biz buradan kalkmayacağız. Sen de ilk günden beri bizim yanımızdasın, hatırlarsın. Sen bu kaçırı gelmesini beklemiyordun. 37 değil yani. Nereden baksana 400 çocuk şimdiye kadar gelmiş. Tabii hepsi bu Türkiye'nin çocuklarıydı. Biz böyle tek Diyarbakırlıları, Diyarbakır'daki, Doku'daki, Batı'daki çocuğun önünü de savunmasını yapıyoruz. Onun için burada oturuyoruz. Bütün Türkiye'nin için burada oturuyoruz. Tek Diyarbakır, Hakkari, Şırnak değil. Benim burada çağırayım bütün Türkiye'ye. Herkes gelsin bizi desteklesin. Sivitomu kuluşları. Zaten size diyecek yok. Sizinkiler her zaman yanımızda. Allah razı olsun onlardan. Ona hiçbir sıkıntı yok. Biz yine de istiyoruz. Bizim mitingimiz, sen geçen cumartesi günü gördün. Bundan 15 gün HDP'nin mitingini gördün. Niye yoktu millet? Neden yoktu biliyor musun? Artık kayın bırakmıyor. Eskiden 9000'den çalışan personel vardı belediyelerde. Bunun 5000'i sahaya gelirdi. Gelmeyeni kapı dişiydi de. Ondan sonra direkt çağırdı. Gördünüz 2500 yoktu. 10 milyonlar bitti. Eski eylemler yok diyorsun yani. Eylemde gittiniz, gördünüz.
Şimdi biz bak 2019'dan beri ben 5 Mayıs'tan beri ben bu kapıda. O zaman çok katılım vardı. Bu sene 3 kişi katılmış. O da dışarıdan. 3 kişi örgüte katılmış. Hani oradaki çocuklarımız hepsi pişmandır. Gelemiyorlar. Bu Amerika bırakmıyor. Şimdi senden sen HDP bir siyasi parti, bizim siyasi partiye bir diyeceğimiz yok. Hiçbir siyasi parti. Ama siyaseti yapmıyorlar. Ben dağda gelip de terörist gelip de şehirde çocuk götüremez. Kim arayayım? Nereden biliyorum? Oğlum motiv. Daha falanca söylüyor. Daha dinle Türk kalmıyor. Daha falanca benim oğlumun motiv bu binada çıktı ya. Ya işte burası kan değil. Binası burası ya. Evet. Battaniyeler çıktı ya, biraz görürüz yani, beni inkar etmeyin. Ben bu anasını mahkemesine şaşırıyorum yani. Bu bizi de katamıyor mu? Bizi haklarımız yok mudur? Ya arkadaş, bu cereme içerisinde ne yazıyor? 18 yaşından sonra çocuk bir siyasi parti vardı. Biz 9 yaşta çocuk gitmiş. Buna ne diyorsun peki? Hamza Adıyamanlı. Nedir ismi? Geldi teslim oldu çocuk. 12 yaşında gitti. Azat. Benim 15 yaşında, benim hasta yapıyor. Yani bunu artık yeterli. Bu Diyarbakırlıları, babaları bu HDP bitecek. Bu HDP bitmiş. Bitireceğiz Allah'ın izniyle. Yavaş yavaş gideceğiz ama bitireceğiz. Ama yine de söylüyorum tüm dünyaya. Bizim evimiz yanı istemeyiz yanına. Çoklarınızı mitiklere göndermeyin. Olay bu HDP veriyordu. Kendin ailenize sahip çıkın. Bizim evimiz yıkılıyor, başkasını yapmayacak. Ama son bir yine tekrar son çıl dağda olana kadar biz kalkmayacağız. Son bir adımız dağda kalana kadar. Hani giderler. Çoğalımıza getirsinler. Cumartesi günü neler yapacaksınız? Plan nasıl? Cumartesi günü HDP'yi nalet edeceğiz. Nalet için yapacağız onları. Çoğalımızı isteyeceğiz. Bir şey yapmayalım. Nasıl toplanıyorsunuz burada? Çağrı yapsınız. Sabah 9'da 11'de yürüyüşümüzdür. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Bütün herkese rica ediyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Gelsinler hep beraber. Bir kişi bizim bir kişidir. İki kişi, iki kişi, üç kişi, üç kişi. Ne kadar çok olsak o kadar bu dağda sesimiz dağa gidecek. İnşallah o gün çoğalarımız hepsi gelecekler. Büyük bir ümitle bekliyoruz. Hiçbir zaman ümidimizi getirmeyiz. Arkamızda büyük bir devlet var. Arkamızda büyük medya var. Allah medyadan razı olsun. Medya sesimizi dinlesin. Olmazsa bizi içtik. Siz de sesimizi dinleyen duyuruz. İnşallah başarılı. Buraya herkesi 3:50'de bekliyorum. Herkesi. Cumartesi günü saat 9'da başlıyoruz. 11'de yürüyüşümüze geçiyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İçerideki arkadaşlar da çıkabilirse. Şimdi Hakkari'deki eylem kararlılıkla devam ediyor. Oradaki eylemin katılımcılardan birisi burada. Onunla devam edeceğiz. Leyla Çiftçi. Buyurun. Az daha gelin bana doğru. Evet, ben Hakkari Şemdinli'den geldim. Adım Leyla Çiftçi. 3 senedir eylem yapıyorum. Haklı mücadelemize devam edeceğiz. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle PKK, HDP diye bir şey kalmayacak. 3 senedir Hakkari'de eylem yapıyorum. Ben arkadaşım Mehmet Sıdık Çiftçi ve eşim Rıdvan Çiftçi ile beraber eylemimizi sonuna kadar devam edeceğiz. Buradan çağrımdır. 3. senemiz doldu. Anayasa Mahkemesi'ne de buradan sesleniyorum. Kapanmasını istiyoruz. Bütün anneler babalar Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyor. Yeter artık HDP'nin pis nalet HDP kapanmasını istiyoruz. Peki Hakkari'deki eylemde kaç aile oldu? Hakkari'deki eylemimizde 31 aile katılım yaptı. Gittikçe çoğalıyor zaten HDP önünde eylemimiz. Sonuna kadar da devam edeceğiz. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle HDP diye bir şey kalmayacak. Evet. Bu arada sizle konuşurken içerideki bayanlardan da çağırabilirsek. Onlardan da sırayla devam edelim. Evet, Hakkari'deki eylem de kararlılıkla devam ediyor. Oradaki eylemi hatırlayacaksınız. HDP binasının önüne gelindiğinde HDP'nin balkonundan yüksek sesli müzik yayını yapılıyor. Ve o müzik yayınıyla ailelerin eyleminin provoke ediyorlar. Şimdi bir adım daha geri gelebilirsek şöyle. Evet. Yarım adım daha gelelim. Evet. İsmi tekrar. Benim ismim Salih Gökçe. Evet, Salih Gökçe. 3 yılı doldurdunuz. 4. yıla giriyorsunuz. Ve 3 yılda başarılar var. 37 aile evladına kavuştu ve HDP'ye kepenk kapattırdınız burada. Neler söyleyeceksiniz? Ya HDP, şimdi şöyle bir durum var. HDP çok berbat bir parti. HDP zannetti ki biz burada ilk başladığımız zaman, ben 37. aile olarak ben katıldım. HDP zannediyordu ki biz bir ay kalıp çekip gideceğiz.
Biz eylemimizde kararlıyız. Ben sonuna kadar devam edeceğim. Neye mal oluyorsa olsun. Bu terör örgütü terör belasından ülkemiz kurtulsun. Ben sadece kendi çocuğum için burada değilim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki ne kadar çocuk gitmişse ben hepsi için buradayım. Diğer ailelere de çağırım. Gelin çocuklarınız ölmeden, PKK infaz etmeden gelin buraya eyleminizi sürdürün ki bu ülke huzura kavuşsun. Daha da bu kadar asker şehit oluyor. Onlar da benim evlatlarım. Onlar da bizim çocuklarımız. 3 sene değil, 5 sene de otursa, 5 sene de devam ederse yine eylemimi bırakmayacağım. Sonuna kadar devam edeceğim. Çocuğunuzdan bahsedin biraz. İsmi, yaşı, kaç yaşında kaçırıldı, nasıl benim, oldu? Benim oğlum 95 doğumluydu. Benim oğlum, bizim resmi nikahımız yapılmıyordu diye biz yaşını büyük vurduk. 18 yaşında askere gidecekti. İstanbul'dan getirdiler bu binaya. Beni aradılar, dediler ki senin oğlun niye iki defa gittin? Benim çocuğum orada değilmiş. Meğer benim çocuğum burada, bu binada 6 ay benim çocuğumu bırakmışlar. Benim çocuğum Suriye'ye giriş, Irak, Kuzey Irak'a girişi, yani tespitli bu. 2015'in 12. ayında götürülmüş benim çocuğum. Benim çocuğum, halbuki ben Suriye'ye gittiğim zaman 6. aydı ben Suriye'ye gittim. Benim çocuğum ölü diri benim çocuğumu versinler. Çocuğuma da çağrıda bulunmak için. Bak gel artık yeter. Dönün o zaman, ismini de söyleyerek çocuğumuza ses. Benim oğlum Ömer Gökçe. Dön gel artık dayanamıyorum. Gerçekten hep doktorlardayım. Ha bugün yine Ömer. Bak yine tansiyonum yükseldi. 20'ye çıktı. İşte bak kollarıma bak, her tarafım yara bere içerisinde. Gel teslim ol. Teslim oluyorsun oğlum, olmuyorsun. Hakkımı sana helal etmiyorum. Bir kere al o söyle. Yeter artık, bu izraptan bizi kurtar. Ne yediğimiz yemek, ne içtiğimiz içmek. Her bayram geliyor, ben elbise giyemiyorum, dışarı çıkamıyorum. Hep bu kara gün, bu kara gün, bu çile ne zamana kadar sürecek? Gel teslim ol. Teşekkür ediyoruz. Evet, Salih Gökçe. Şimdi sizinle biraz daha öne doğru şöyle, evet. İmmihan Elif Irka, çocuğunuzun kaçırılış süreci, nereye kaçırıldı, ne zaman gitti, kaç yaşındaydı, biraz onlardan bahsedin. Ben İmmihan Elif Irka, oğlum Mehmet Elif Irka. Oğlum İzmir Ege Üniversitesi'nde okuyordu. Yavrumun 2 ayı kalmıştı. Mezun olacaktı. Gazeteci olacaktı. Senin elindeki mikrofon oğlumun elinde olacaktı. Maalesef HDP siyasi uzantıları oğlumu dağa kaçırdı. 7,5 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Var mı yok mu onu da bilmiyorum. Bir telefon hiç kulağımıza gelmedi. Yani biz evlatlarımızı alacağız. Yavrularımızı götürmüşler dağda. Kuşa kurda yem etmişler mağaralarda, yani mahkum bırakmışlar, esirler, esir bırakmışlar. Kendileri o pislikler çocuklarımızın başında, ona o pislikler kendi çocuklarımızın arkasında saklanıyor. Çocuklarımızı öne sürüyor, çocuklarımızı yani silah eline vermişler, mesleğini elinde alıp silah eline vermişler. Oğlumun geleceğini elinde aldılar, mesleğini elinde aldılar. Oğlumu dağda taşta mahkum bırakmışlar. Yani bizi de 3 parçaya böldüler. Yani biz 7,5 yıldır biz yaşamıyorum. Sürekli diyorum ha telefon gelecek, ha telefon gelecek. Yavrum Mehmet'im sen öyle bir evlat değildin. Ben yavrumu biliyorum. Dün gel, seni zorla kaçırdılar, seni zorla götürdüler, biliyorum. Dün gel, bir sesimize ses ver, de ki da anne ben yaşıyorum. Dün gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Devletimiz büyüktür, devletimiz size ceza yazmıyor, sizi içeri koymuyor. Gel, bu bayrağın altında hep beraber yaşayalım yavrum. Bu bayrak hepimizin, bu toprak hepimizin. Sizi kandırıyorlar, sizi hani kardeş kardeşi öldürmesin. Yani yeter artık, istemiyoruz bunu. Şimdi 3 yıldır buradasınız. Evet. 37 ay ile çocuğuna kavuştu. Sizin mücadelenizin bir sonucu bu zafer o anlamıyla, evet. Ve 4. yıla gireceksiniz. 3 yılımız bitti. 4. yıla yani girdik. 2 günümüz kaldı. Mücadelemiz devam ediyor kararlılıkla. 37 hani evlatlarımız geldi. Ana baba kucağına geldi. Ceza yok.
Biz de bekliyoruz inşallah. Bir çocuk geldi zaman sanki benim oğlum gelmiş gibi seviniyorum. Bizimki de gelecek. Biz burayı yani oturacağız, terk etmeyeceğiz. Tabii gelen çocuklar açısından da bir mesaj vermek lazım. İşte birisi evlendi. Gerçi daha Hacer Akar'ın çocuğu. Hacer Akar torun seviyor. Yine Ayşegül Biçer torun sevmenin programını, planını yapıyor. Evet. Çocuklar aslında hayatları, sosyal hayatları da, günlük hayatları da normal bir şekilde devam ediyor. Bu yönüyle de aslında oğlunuza seslenirken mesaj. Bak yavrum Mehmet'im, bak 37 evladımız geldi. Bak ben kaç 4-5 kişiye şahit oldum. Geldiler, gittiler askere, vatanını görevini yaptılar. Geldiler, evlendiler, çocuk sahibi oldular. Yavrum dün gel, sen de git vatanını görevini yap. Gel seni evlendireyim, ben torunu istiyorum. Bak yaşımız geçti, ben seni bekliyorum. Gel oğlum bak. Bunlar oldu yani. Dün gel sen de git o görevi yap. PKK-HDP aynı örgüt diyorsunuz. Öyle mi? PKK-HDP aynı örgüt. Biri dağ kadrosu, biri şehir eşkıyaları. Gençlerin içine giriyorlar böyle. Gençlik kolu tavsiyesiyle, piknik amacıyla, sporla gençlerimizi kandırıyorlar. Bu binaya getiriyorlar ya da farklı yerlere götürüyorlar. Dağa teslim ediyorlar. Bir pusta daha topluyorlar. PDP bir elli kanlı bir partidir. Ben anayasa mahkemesine sesleniyorum. Biz bu kepeneği biz anneler kapattık. Siz niye o kapatmıyorsunuz? Siz niye süreç veriyorsunuz ona? Biz kapatılmasını istiyoruz. Kapatın daha. Yani biraz daha mı çocuk daha gitsin, biraz daha mı ölsün, asker polisimiz ölsün? Kapatmasını istiyoruz. Derhal kapatmasını istiyoruz. Niye süreç veriyorsunuz ki? Niye onlara zaman tanıyorsunuz ki? Çağrınız. Çağrımız Cumartesi ile ilgili de bir programınızla ilgili de bir çağrı yapın o zaman. Cumartesi günü 3 yılımız bitiyor. 4. yıla giriyor. Bütün 81 ili buraya davet ediyorum. Gelsinler, bizi desteklesinler. Evet. Sesimize ses versin, bizi görsün, duysun. Saat kaçta burada toplanıyorlar? Saat 11'de başlıyor programımız. Yürüyüşümüz olacak. 81 ili buraya davet ediyorum. Gelsinler, bize destek versinler. Bu aynı zamanda terörle mücadele anlamına geliyor ve evet, vatan mücadelesi anlamına evet, da geliyor değil mi? Evet. Bu aynı. Yani biz kendi çocuklarımız için burada değil. Bütün anne, baba, bütün ne kadar evlat oraya gitmişse, kandırılmışsa biz diyoruz ki bu son olsa yani bir olalım, beraber olalım. Gelin evlatlarımızı indirelim dağda. Uşak, kuşak kurda yem etmeyelim yani. Biz kendi evlatlarımız için burada değil. Bütün evlatlar için buradayız, nöbetteyiz. Teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür. Hemen diğer annelerimizi alalım. Merhabalar. İsminiz bir tekrarlayın. Bir de kameraya dönün. Ben Sariye Tokay, Mehmet Tokay'ın annesiyim. Ben Diyarbakırlıyım. 2011'de oğlumu kandırıp dağa kaçırdılar, götürdüler. Ben bir Kürt anneyim. Ben 2014'te de Diyarbakır'da Kapı Meydanı'nda Büyükşehir Belediye'nin önünde ben orada eylem başlattım. O zaman Demirtaş'ın elindeydi Büyükşehir Belediyesi. Ben bir Kürt anneydim. Neden orada bize hakaret ettiler, zulüm ettiler? Bizi oradan köpüklü suyla kaldırdılar. Sözde değiller, biz Kürt için mücadele veriyoruz. Kürt için, Kürt'ü temsil ediyor. Hayır, yok öyle bir şey. Şu an biz buradaki anne ve babalar, biz terör mağduruyuz. Bakın ben burada Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyorum. Biz burada HDP il binalarını kapattık. Neden Anayasa Mahkemesi buna sahip çıkmıyor? Bu HDP PKK'nın şeyini kapatmıyorlar. Neden sessiz, bu zulme sessiz kalıyorlar? Nerede bu çocuk hakları? Bu insan hakları nerededir yani? Biz burada, ben tüm Türkiye, tüm Kürt, Türk halklarına sesleniyorum. Gelsinler 3 Eylül'de bize destek versinler. Burada el ele, omuz omuza biz bu terörü bitirelim, bu terör aletini bitirelim. Biz bu çocuklarımızı terör pençesinden kurtaralım. Neden Türkiye, Kürt, Türk neden bu zulme karşı sessiz kalıyorlar? Bu anne ve baba gözyaşlarını duymuyorlar. Görmemezlikten gelirler. Gözleri kör olmuş, kulakları sağır olmuş. Neden bize sahip çıkmıyorlar? Biz kimseden bir şey istememişiz. Biz sadece doğurduğumuz evladımızı
istiyoruz onlarda. Biz kimseden bir şey istememişiz ki. Gelsinler hepsi bize destek çıksınlar. Biz bu çocuklarımızı terör pençesinde kurtaralım. Gelsinler 3 Eylül'de bizimle beraber bize daha destek güçlü, versinler. Daha güçlü bir ses verelim evet, buradan diyorsunuz. Evet, daha güçlü bir 3 yılımız geride kaldı. 4. yılımıza girdik. Neden kimse bunu duymuyor? Bu anne ve babaların feryadını duymuyor. 3 yıl ne demek? 3 yıl bir Yahudi'nin kapısında da bekleseydin imana gelirdi, bu çocukları verirdi. Neden HDP bu zulmü bize yaşatıyor? Bu zulme karşı neden insanlar sessiz kalıyor? Bu Kürt insanlar sessiz kalıyor. Ben de Kürt'üm. Ben Kürtlüğümü inkar etmemişim. Ama biz çocuk, eğer çocuklarla siyasi parti oluyorsa, Kürdistan'ı kurtarıyorsa, biz de onların çocuklarını kaçıralım. Biz de bu siyasi partiyi kuralım. Çocuklarla siyasi olmaz. Gelsinler bu çocuklarımızı versinler. Vermeseler biz burada kalkmayacağız. Gece gündüz nöbetimizi sürdüreceğiz. Biz kapılarında kalkmayacağız. Gerekirse biz ofiste gideceğiz, kapılarında oturup kalkmayacağız. Kaç yaşındaydı 2011'de götürüldüğünde? 14 yaşındaydı. Daha 8. sınıf öğrencisiydi. Hastaneye gidiyordu. Ona fiş bile vermiyordular. Yaşı tutmuyordu. Diğer çocuklar kendi iradesiyle gitmiş. 14 yaşındaki çocuğun iradesi mi olur? 2014'teki eylemden bahsedin biraz. Nasıldı o eylem? Buradan daha mı hareketliydi? Daha katılım buradan fazla daha hareketliydi. 2014'te biz 6-7 ay oturduk. 150 anne baba evladına kavuştu. Buradan bize verdiler. Dağ kapı meydanında oturduk. Büyükşehir Belediye'nin yanında oturduk. Yani o HDP'liler orada da bize zulüm yaptılar. Süleydin Demirtaş çetelerini üstümüze saldırdı. Küpükli suyla bizi orada kaldırdılar. Oradaki oturan anne ve babalar Kürt değildiler. Orada dedi biz Kürt için burada mücadele veriyoruz. Niye bizim için mücadele vermediler? Niye çocuklarımızı kaçırıp götürdüler? Niye kendi çocuklarını Avrupalarda, özel kolejlerde, özel okullarda okutuyorlar? Neden bizim çocuklarımızı dağda, taşta ölüme mahkum ettiler? Onlar ne yapsalar da biz burada kalkmayacağız. Gece gündüz nöbetimizi devam edeceğiz. Biz tak ki bu çocuklarımızı onların elinde kurtarırız. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi Süleyman Aydın, o da başından beri burada olan babalardan biri ve mücadelenin oldukça hareketli isimlerinden biri. Nasıl gidiyor 3 yıllık süreçte, neler yaşadınız? Ben Süleyman Aydın, ben de evlat nöbeti tutan babayım. Gördüğünüz gibi 3 Eylül 2019'da Hacire Ana'nın yaktığı bir kıvılcımla Hacire Ana'nın evladı PKK tarafından da gönderilmeden evladına kavuştu. Hepimiz için büyük bir umut oldu. Çünkü Hacire Ana burada eylem yapmamış olsaydı inanın hiçbirimiz korkudan buraya gelemezdik. Çünkü PKK şiddeti vardı, HDP şiddeti vardı. Kafamızı bile kaldıramazdık. Ama Allah'a şükürler olsun ki şu an onlar kafalarını kaldıramıyorlar. Çünkü 3 yıldır kararlı bir şekilde 3 yıldır kararlı bir şekilde eylemimize devam ediyoruz. Ve bizim sayemizde HDP'ye kapatılma davası açıldı. Bunlar hepsi bizim zaferimizdi. Devletimiz 37 tane evladımızı kurtardılar. Yani ben bir acili bir baba olarak, bakın 3 yıldır ben buradan HDP'den evladımı istiyorum. Bakın görüyorsunuz HDP kepe kapattı, kaçtı gitti. Ben buradan bir acili baba olarak Anayasa Mahkemesi'ne bir daha sesleniyorum. Siz kendi çocuklarınızın yüzüne bakarak karar verin. Siz artık HDP'nin neyin delil mi istiyorsunuz? Evlat nöbeti tutan babaların çocuklarının montu içeride çıktı. Kimlikleri içeride çıktı. Yetmedi, kepek kapattılar, kaçtılar, gittiler. Bunlar delil değiller mi? Yani bir nebze de olsa yüreğimize su serpmek istiyorlarsa derhal bu Kandil'in şubelerinin hepsinin kapatılmasını istiyoruz. Çünkü birlik beraberliğimizi bozmak istiyorlar. Halbuki biz Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle hepimiz kardeşiz. Kardeş de olmak istiyoruz. Ama maalesef kardeşimizi bozmak istiyorlar ve Türkiye'yi amaçları Suriyeleştirmektir. Bakın 15 yaşındaki çocuğumun eline zorla silah vererek devletime karşı kullanarak siyaset yapılmaz. Ben buradan bir baba olarak HDP'ye bir kez daha sesleniyorum. Sizde biraz vicdan varsa benim evladımı verirsiniz bana. Bir düşün yakamızdan. Bizden ne istiyorsunuz? Nereye kadar çocuklarımızın kanının üzerine rant yapacaksınız? Bakın çocuklarımızın kanının üzerine en lüks yerlerde oturuyorlar. En lüks arabalara biniyorlar. Ve yetmiyor, çocuklarımızı gönderiyorlar bile bile ölüme. HDP milletvekilleri hep bizim çocuklarımızın dönmesini istemediler. Bizim çocuklarımızın ölmesini istiyorlar. Ama devletimiz çocuklarımızın ölmesini istemediler.
Çünkü bizim çocuklarımız daha 15 yaşındaydı, 14 yaşındaydı. 9 yaşındaki çocuğu bile terör örgütüne göndermişler. Benim oğlum Kürtçe bile bilmiyordu. Benim oğlumu neden kandırıyorsunuz? Benim oğlum HDP nedir bilmez ki. PKK nedir bilmez ki. Siz benim çocuğumu 7 yıldır benden ayırıyorsunuz. Annesi şu an evde ilaç tedavisi görüyor. Sizin demokrasi anlayışınız bu müdür ey HDP? Hani siz Kürt için mücadele veriyordunuz? Biraz elinizi vicdanınıza kurun. PKK ile aranıza mesafe kurun. PKK'dan kimse hayır görmemiş. Yani PKK'yı görüyorsunuz. Çoluk çocuk demeden askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi gözünü kırpmadan şehit eden bu terör örgütleriyle nasıl işbirliği yapıyorsunuz? Siz mecliste o kadar yemin içtiniz ki biz Kürt için mücadele vereceğiz dediniz. Sizin bu yemininiz nerede kaldı ey HDP milletvekilleri? Bir gün bize burada sahip çıktınız mı? Bir gün dediniz mi 3 yıldır bu anneler babalar kapılarımızda oturuyorlar. Bu anne babalar kapımızda ne arıyorlar? Bir gün gelip bizimle bir konuşma. HDP milletvekilleri suçludular. Ben buradan bütün Kürt ailelerine de sesleniyorum. Bakın ben de bir Mardinli Kürt olarak benim evladım 15 yaşındayken HDP kandırıyor oğlumu dağa gönderiyorlar. Ben oğlumu istiyorum HDP'den. Benim evladımı versinler. HDP milletvekilleri devletin maaşını alıyorlar, devlete karşı cephe alıyorlar. Bakın görüyorsunuz diyorlar ki biz sırtımızı PKK'ya dayıyoruz, YPG'ye dayıyoruz. Demek ki bunlar teröristleri istiyorlar. Eğer sizde biraz vicdan varsa, siz sırtınızı PKK'ya dayıyorsanız, sizde biraz vicdan varsa derhal istifanızı verin, gidin Kandil'de vekillik yapın. Gidin Murat Karayılan'a Kandil'lik vekillik yapın. Siz zaten hiçbir zaman bize vekillik yapmadınız. En azından düşün yakamızdan, en azından evlatlarımızı bize verin. Biz burada sonuna kadar evlat mücadelemize devam edeceğiz. 3 Eylül 2022'de 3. yılımız bitiyor, 4. yıla giriyoruz. Biz buradan bütün anne ve babalara, herkese sesleniyoruz. İnanın biz yalnız kendi çocuklarımız için burada değiliz. Biz bütün Türkiye'nin çocukları için de buradayız. Hep birlikte artık bu teröre ve terör destekçilerine artık bir dur diyelim. Evlatlarımızı dağa göndermesinler. Biz burada çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Bakın Türkiye'nin dört bir yanında anne babalar gelmişler. Hepsinin psikolojileri bozulmuşlar. Hepsi evlatlarını istiyorlar. Yani Kürdüyle, Türküyle herkesin çocuğunu kandırmışlar, dağa göndermişler. Eğer HDP milletvekillerinde biraz vicdan olsaydı, siz evde kendi çocuklarınızın yüzüne nasıl bakabiliyorsunuz ey HDP milletvekilleri? Biz sizden mal mülk istememişiz ki. Biz diyoruz ki gelin bize destek verin. Bizim evlatlarımızı bu PKK'dan isteyin. Benim oğlumun terör örgütüne gitmesini istemiyorum. Benim oğlum Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde askerliğini yapsın. Biz Türkiye Cumhuriyeti bayrağının altında doğmuşuz. Bu bayrağın altında da öleceğiz. Ama bunlar vatan hainidiler. Bunlar çocuk katilleridiler. Eğer PKK beni diyorsa evladımı verin bana. Evladımı bana göndermediğiniz müddetçe asla bu Kandil'in kapısında kalkmayacağım. Çünkü burası Kandil'in şubesiydi. Bizim çocuklarımız buradan girdi içeri bir daha da çıkmadı. Ama bunlar görmemezlikten geliyorlar. Bizim çocuklarımızı bize getirsinler. Zaman zaman diyorlar ya doğuda zulüm var. Doğrudur, PKK zulmü var. HDP zulmü var. Hiç kimse devletimizden biz zulüm görmedi ki. Devletimiz zaten bizim yanımızdadır. Devletimiz burada hepimize sahip çıktılar. Bu suç müdür? Eğer devletimiz burada bize sahip çıkmamış olsalardı, güvenlik güçleri burada bizi korumamış olsalardı, inanın çoktan PKK bize de bir katliam yapmışlardı. Yani buradan biz bütün muhalefet partilerine de sesleniyoruz. Yani siz de evlat sahibisiniz. Sizin de çocuklarınız var. Sizin çocuklarınız bir saat gelmese eve ne yaparsınız? Ben bundan eminim ki kıyameti koparırsınız. Ama ben bir baba olarak 7 yıldır ben evladımdan ayrıyım. Ölmüş mü kalmış mı bilmiyorum. Gelin hepimiz kardeşçe birbirimize destek verelim. Artık bu PKK ve PKK destekçilerine dur diyelim. Bu anneler babalar nereye kadar ağlayacaklar? Yani bizden ne istiyorlar? Yani Anayasa Mahkemesi'ne bir daha sesleniyoruz. Sizden rica ediyoruz. Artık bu Kandil'in şubelerini kapatın. Bu Kandil'e vekillik yapan vekillere de milletvekillikleri artık vermeyin. Siz milletvekilliği bunlara verdiğiniz müddetçe bunlar Kandil'e vekillik yapıyorlar. Kandil'e destek veriyorlar. Ve artık bunlara bir dur desinler. Biz buradan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, İçişleri Bakanımız olsun, Milli Savunma Bakanımız olsun, çocuklarımız için büyük bir mücadele veren askerlerimize, polislerimize, güvenlik korucularımıza hepsine buradan selam olsun. Allah kendilerinden razı olsun. Gerçekten çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyorlar. 3 Eylül 2022'de de Türkiye burada nöbette olacaktır. Bütün anne babaları, herkesi buraya davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür süreci de ve çağrıyı da çok güzel özetledi. Evet, yine bir babamızla devam edelim. Konuşmak isteyen annelerimiz de buraya gelebilir. Şöyle gelebilirsiniz. Evet, Nurettin Ödümlü. Evet. Sizin Siirt'ten geldiniz. Siz Siirt'te de biraz sıkıntılarınız oldu. Ve mücadeleye devam ediyorsunuz. Nasıl geçti bu 3 yıl? Vallahi bu 3 yıl
biz burada HDP il Türkiye'de ve tüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içindeki insanlara sesleniyorum. Çocukları sahibin olanlara sesleniyorum. Herkes çocuklara sahip çıksın. Ben diyordum hayatta benim çocuğum dağa gitmez. Ben köy kurucusuyum, muhtarım. Nasıl çocuğum gidecek? Ama gitti işte. Hayal etmiyordum bile. Ben burada HDP'yle zaten ben bunu söylüyorum. Aslında önemli olan bu noktadır. Bu Diyarbakır HDP il binasının önünde biz burada sadece evladımızı istiyoruz. Evet. Başka bir şey istemiyoruz. Yani bunlar niye kaçıyorlar? Kaçsalar nereye gidecekler? Bunlar niye böyle yapıyorlar? Bu hayır, bu eylem. Eylem gibi bir şeydir yani bizimki. Biz evladımızı istiyoruz. Eylem yapmıyoruz. Evladımızı istiyoruz. Evlat mücadelesi. Evladımızı istiyoruz. Bir şey istemiyoruz onlarda. Sadece eğer bu eylemimiz eğer İslam'a karşı olsaydı, eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir şey olsaydı, şimdi on binlerce HDP'liler bize destek verecektiler. Bu İslam'a karşı olsaydı, bir de devlete karşı olsaydı. Şimdi bize destek verecektiler. Ama İslam'a karşı değil, devlete de karşı değil, evladımızı istiyoruz diye. Çünkü bunlar evladımızın üzerinde rant oynuyorlar. Bunlar evlatlarımızın sırt kanın üzerinde milletvekili oluyorlar. Allah onların çocuğunun başına da aynı bile getirsin. Ben bunu söylüyorum. Ben bir de Siirt milletvekili var. Meral Danış Beştaş, sen o mecliste cilit atıyorsun. Ben 9 senedir evladımı görmüyorum. Siz insan hakları diyorsunuz. Özgürlük olsun, şu olsun, bu olsun. Sizin bir tane o HDP'li Firavun tohumları, o Firavun'un tohumları, Deccal'ın, Nemrut'un bunların tohumları var ya, siz onsunuz. Sizi bir tane yandaşınız kaybolduğu zaman 24 saatte görmediğiniz zaman Hakkari Edirne'ye kadar karıştırıyorsunuz. Siz insansınız, biz insan değil miyiz? Allah sizin o maaşı da, o devlette aldığınız hakkı da bu şehitlerin hakkı, hukukudur. Allah sizin ağzınıza getirsin. O maaşı da vermeyin diyorsun tabii devlete. Yani bu terör örgütü bu. Nasıl maaş veriyorsunuz? Bir devlete düşmanlık yapan nasıl maaş veriliyor? Bir de hangi ülkede böyle bir demokratik var? Yani mecliste, devlette, orduya, vatana, toprağa, meydan okuyorlar. Bir de milletvekili oluyorlar. Hala da durmuyorlar. Daha siz ne istiyorsunuz? Milletvekili oluyorsunuz. Allah sizin belanızı versin. Oluyorsunuz da durmuyorsunuz. Gençlerin sadece bunları görevi nedir? Şu HDP'li görevleri sadece Kürtleri, gençleri Türklere karşı kışkırtıyorlar. Evet. Sadece bunların hizmeti budur. Yoksa biz onun doğu güneydoğudan onların bir hizmetini görmemişiz ki. Gelirse desin ki biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin meclisinde, alt komisyonunda, üst komisyonunda gelen koruda bir tane köprü için, okul için, hastane için, yol için, su için, cami için, bir şey için, halk için, fakir fukaralar için, Siirt'teki fakir fukaralar ne yiyor, ne içiyor? Onları sormuşlar bugün. Gitmişler sormuşlar, acaba bu bir evden aç insanlar var. Onları sormuşlar. Benim ailem cezaevinde var. Hangisi gitmiş onları yüzünde cezaevine girmişler? Onları yüzünde 3 tane ailem bir öldü, 2 tane de kayıptır. O dinsizlerin yüzünde bizim ailemizi darmadağınlık ettiler Siirt Şirvan'da. Hala da utanmadan hiçbir tanesini o cezaevindeki hanımın yanında 3 tane çocuklar açtır, şerefsiz onları kapısı. Bunlar dinsizdir. Bu İslam kendileri de biliyor. Orada bütün Müslümanlar sesleniyor. Bütün Müslüman sevan dinisin. Dünyayı düşünen sesleniyor. Dur. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Başarılı da. Dünyamızı alalım. Biraz daha gelin. Tanıyalım. Ben Sevgi Yavuz annesiyim. İsmi alayım. Sevgi Çakmar'ın annesi. Çakmar'ın annesiyim. Diyarbakır'da oturuyorum. Oğlum üniversite kandırdılar, götürdüler. Çözüm sürecinde 8 senedir oğlum ya oğlum kayıptır. Ben burada HDP'nin bir binasına geldim. Oğlumu istiyorum. Başka bir şey istemiyoruz. Eğer insan hakları varsa bizimimiz nerede? 8 senedir biz ciğerimizi duymuyoruz. Sesini duymuyoruz. Görmüyoruz. Konuşmuyor bize. Hani hakkımız? Biz 3 senedir buradayız. 4. sene, 3. seneye geride bıraktık.
dördüncü seneye giriyoruz. Hani bizim hakkımız? Hakkımız nerede? Yani biz insan değiliz. İnsan haklarına sesleniyorum. Hani bizim hakkımız, çocuklarımız hakkı? Biz hiçbir şey istemiyoruz. Sadece çocuklarımızı istiyoruz, ciğerimizi istiyoruz. Ana baba olarak biz burada mücadele veriyoruz. Mücadelemize vazgeçmiyorum. Oğlum gelmeden kadar burada gitmiyorum. Evet, HDP'den istiyorsunuz HDP'den çocuğunuzu. Kaç istiyorum. Yaşındaydı götürüldüğünde? 21 yaşında, üniversite okuyordu Sakarya'da. Dedi, biz telefonu açtık, açmadı. Biz oraya gittik dedi, buradadır dedi, Ukrayna'ya gitmişler, bilmem nereye gitmişler. Bizi oyaladılar, bize söylemiyordur. Ben duydum, duymadım, orada haber aldım. Yani oğlum dağda, ben buraya geldim. Oğlumu istiyorum, HDP'den istiyorum. HDP, PKK? Birdir. HDP, PKK birdir. HDP olmasa PKK dağda gelmiyor, üniversiteye girmiyor. Çocukları kandırmıyor, götürmüyor. HDP benim oğlum kandırdılar, götürdüler. HDP'den oğlumu istiyorum. Almadan burada gitmiyorum. Kapattırdınız HDP'nin binasını. Evet, Anayasa Mahkemesi'nde de kapatma davası devam ediyor. Takip ediyor musunuz o davayı? Kapatma davası. Kapatma davasından neye bekliyorlar? Biz kapattık. Anayasa Mahkemesi'ni de kapattı. Kapatması istiyoruz. Biz görevimizi yaptık. Kapattık, kilidi, kepengi indirttik ama Anayasa Mahkemesi niye yapamıyor bu işi? Evet. Söylediniz. Ben görevimizi yaptık, çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımız burada gittiler. Görevimizi yaptık, kapattık. Anayasa Mahkemesi'ne neye bekliyor? Kapatsınlar. Biz istemiyoruz. Biz Kürdüz, HDP'yi istemiyoruz. HDP bizim temsilcimiz değil. Biz onu istemiyoruz. Ne getirdi başımıza? HDP getirmiş. Çocuklarımızı almış, götürmüş. Siz nerede yaşıyordunuz çocuk gittiğinde? Biz köyde yaşıyorduk. Silvan. Diyarbakır'ın, Silvan'ın köyünde yaşıyordunuz. Çocuk İslam, Sakarya'da öğrenciydi. Sakarya'da, biz burada Diyarbakır'da yaşıyoruz. Diyarbakır sokakında oğlumu kordum. Sakarya Üniversitesi'ne gönderdim. Milletimize, devletimize fayda olsun, bir şey emekli olsun diye Sakarya'ya gönderdim. Orada kandırdılar, götürdüler. Oğlumu istiyorum. Cumartesi günü burada görkemli bir yürüyüş yapacaksınız. Onun için bir çağrı yapın. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Gelin burada bize destek verin. Gelin, herkesi burada bekliyoruz. Teröre karşı vatan mücadelesi burada vereceğiz. Beraber olalım. Değil mi? Teröre karşı, HDP'ye karşı, vatan için hep beraber burada olalım. Gelin, herkesi burada bekliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz size de. Hemen bir başka annemizi alalım. İnşallah ben konuşmalarımda bir sıkıntı yok değil mi? Yok, konuşmanız gayet güzeldi. Güzel. 2014'ü de anlattınız. Güzel oldu. Evet. Sizi tanıyalım. İsminiz neydi? Ben Bedriye Uslu. Belge. Bedriye Uslu. Bedriye Uslu. Evet. Mahmud Uslu'nun annesiyim. Evet. Mahmud için burada. Mahmud için ben buradayım. Ben oraya bakacağım. Oraya bakın. Ben Mahmud için burada geliyorum. Mahmud'i bu. Ne zaman kaçırıldı Mahmud? Mahmud 2010'da 14 Nisan çarşamba günü sabah okula gitti. Lise son diye oğlum ilk sınava girdi. İkinci sınavda oğlum yoktu. Nerede oldu bu? Milka sabah gitti okula. Diyarbakır'da. Ben Hüseyin Şehitlik'te oturuyorum. Oğlum gitti. Daha gidiş o gidiş. 6 sene bitti, haber almadım. 6 senede sonra haber aldım. Yine daha 2 sene aydır ben oğlumda haber almamış. Ben bu çadıra nöbete gelmişim. Ben hiç hep oğlum için onun peşini bırakmıyorum. Niye geliyorsun? Götürüyor. HDP, PKK arasındaki ilişki nasıl sana göre? Aynı örgüt mü bu? Aynı örgüttür bir. İkincisi, eğer Kürt'tür, niye bizim bize düşman oldu?
İnsan bir insanın önünde bir yavruyu alıyor, ayrı koyuyor. Ağaç susuz dağlarda mahkum ediyor. Oğlum kalem tutuyordu. Oğlum lise sondu. Oğlum üniversiteye gidecek. Çok çalışkandı. Niye başımıza böyle getirdi? Benim bir kuş gibi kolu kanatı kırık. Benim burada ne hala koydu. Ne hakları bizim üstümüzde vardı. Türkiye güçlüdür devletimiz. Rabbim bizi yurtsuz, bayraksız bırakmasın. 3 Eylül'de zaten herkes bize burada destek olsun. Gelsinler, halimizi görsünler. Biz perişanız. 3 engelli çocuklarım vardır. Ne hakları vardı? Oğlumu götürdüler. Bizim başımıza bile getirdiler. Oğlum, sen beni öldürme de mezara koydun. Gelin oğlum arkadaşlara. Mahmud'a seslen. Mahmud'a. Mahmud'im. Gel oğlum arkadaşlarına sesle. Gelin güçlü devletimiz var. Gelin teslim olun. Hapis yoktur, bir şey yoktur. Gelin oğlum yeter bu dava bitsin. Bu ne davasıdır? Sizi başını yaktılar yani. Sen beni Kadir'e seni nereye götürdüler? Biz burada perişanız. Teslim olanlar var. 37 aile nöbet çadırından evladına kavuştu. Onlardan ne yaptığını biliyor musunuz? Teslim olan çocuklar. Onlar da 37 yavru teslim olmuş bu çadırdaki çocuklarımız. Siz de gelin, herkes gelin teslim olun devletimiz. Devam edin, evlenin, çocuğu sahibi olun. Biz de ölmeden biraz tekrar sizi kurağa 13 senesin. 13 seneye girdin, yoktun ortada oğlum, evinize dönün. Bu dava bitsin, biz günahız. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet, şimdi bir annemizle yine devam edeceğiz. Kameraya dönebilirsiniz. Evet. Tanıyalım sizi. Ben Ayten Elhaman. Yaklaşık 3 yılı bitirdik, 4. yıla girdik. Biz HDP il binasının önündeyiz. Biz çocuklarımızı kaybettiğimiz yerde arıyoruz. Evet. İnşallah evlatlarımızı alacağız. HDP milletvekillerine sesleniyorum. Hani bizim hakkımız, hani annelerin hakkı, hani kadın hakları versinler bizim evlat. Ben buradan ona sesleniyorum. Gel, kaçıp gel. Biliyorum seni kandırdılar, götürdüler. Senin yerin orası değil. Dağlarda, taşlarda sizi harap ettiler. Sen de arkadaşlarına kaçıp gelin. Bu neyin kavgasıdır? Bu neyin savaşıdır? Bakın devlet bize zulüm yapmıyor. Bize zulüm yapan HDP'leri götürüyor. Versinler evlatlarımızı. Ben onlar için doğurmadım. Buradan Anayasa Mahkemesi'ne de sesleniyorum. Neden kapatmıyorsunuz? Bakın biz anneler 303 aile olduk. Biz evlatlarımıza çağrı yapıyoruz. Kaçıp gelin diyoruz. Biz HDP'ye çağrı yapıyoruz. Ve verin diyoruz. Evlatlarımızı verin diyoruz. Bakın korkup kaçtılar. Bizden korkup kaçtılar. Bizim elimizde silah yok. Bizden korkmasınlar. Bizim evlatlarımızı versinler. Biz onlardan hiçbir şey istemiyoruz. Sadece evlatlarımızı istiyoruz. O hainlerden, o katillerden evlatlarımızı alacağız. Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Bu topraklar kanla, şehitlerimizin kanı, bayrağımız şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş. Bakın bizi devlet, bize devlet burada zulüm yapmıyor. Bize zulüm yapan 40 yıldır HDP, PKK zulüm yapan PKK ve HDP'dir. Bakın ben bir oğlumu askere gönderdim. İnşallah dağdan da Bayram Elhaman oğlum gelecek, onu da askere göndereceğim. Bu şanlı bayrağımızı indiremeyecekler, ezanlarımızı susturamayacaklar. Onlar Amerikan uşağı olmuşlar. PKK ve HDP Amerikan uşağıdır. Buradan sesleniyorum gençlere. HDP'ye inanmayın. HDP katil bir milletvekilleri katil, HDP katil, cani onlar. Onlara inanmayın. Gençlere sesleniyorum. Kaçıp gelin. Dağda tek bir evlat kalana kadar evlatlarımızı alacağız. Son nefesimize kadar inşallah oradaki evlatlarımız hepsi inecek. Devletimize teslim olun diyorum. Gençlere gelin teslim olun. Burada güçlü devletimiz var. Gelin teslim olun diyorum. Buradan Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederim. Sayın Süleyman Soylu'ya da teşekkür ederim. Bütün çalışanlarına, bütün askerlerimize, polislerimize, basın mensuplarımıza Allah razı olsun. Arkamızdalar. 3 Eylül'de de bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Sesimize ses olun. Bugün bana, yarın size olabilir. Bakın evlatlarınızı kaçırabilirler. HDP'ye inanmayın. Evet. Tamam. Oğlunuza ismini söyleyerek, evet, resmi de şöyle göstererek seslenin. Evet. Ben, evet, tutayım size.
Bayram oğlum kaçıp gel. Bak ben burada burayı terk etmeyeceğim. 3 yılı aştık, 4. yıla geçtik. Oğlum Bayram kaçıp gel. Biliyorum seni korkutup, kandırıp kaçırdılar. Gel oğlum. Bak ben buradayım, bekliyorum. Ben, baban, kardeşlerim, biz evde harap olduk. Seni hep senin yolunu gözlüyoruz. Gözümüz kapıda, telefonda seni bekliyoruz. İnşallah geleceksin. Ben son nefesime kadar, kanımın son damlasına kadar seni almadan buradan gitmeyeceğim. Teşekkür ediyoruz. Evet, annelerimize devam ediyoruz. Böyle gelin. Evet. Tanıyalım sizi. Ben Kamile Küçükdağ, Adana'dan. Kamile Küçük. Küçükdağ. Tan. Küçükdağ. Dal. Evet, Kamile Küçükdağ. Evet, Engin Küçükdağ. Evet, onu şöyle göstereyim. Sol elinize tutun bunu. Şöyle. Evet. Şimdi kaç yaşındaydı, nasıl kaçırıldı? Oğlum 15 yaşındaydı. 15'i bitirdi, 16 yaşındaydı gitti. Şu an 7 yıldır gitmiş. Onu kandırdılar. Onu kalktı beyaz bir taksiyle. Nasıl? Okula gidiyor mu? Hayır, okulu bırakmıştı o an. Tarla işine gidiyordu, mesleği yoktu. 8'e kadar gitti, okulu bıraktı. Babasına tarla işine gidiyordu. Ondan sonra gençler onu nasıl yaptılarsa onu kandırdılar, onu gittiler yani. Kürtçe konuşmayı bilmezdi. Kalktılar onu, beynini yıkadılar, onu kandırıp götürdüler. Allah hakkımızı onlara bırakmasın. Onlar nasıl benim ciğerimi yaktı, Allah onların ciğerini yaksın. Bizim çocuklar orada dağda, başları taşta, toprağın üstünde perişan olmuşlar. Biz de buralarda perişan. 3 yılımız bitecek, 4. yıla girdik. Biz buradayız. Bir ayağımız burada, bir ayağımız evimizdedir. Eve gidiyoruz, burada evimizde rahat değiliz. Buraya geliyoruz, burada rahat değiliz. Diğer çocuklarımız evde, onlar perişandır. Eşimiz evde, eşimiz perişandır. Biz evlatlarımızı almayan, yaşımız oldukça, ayakta oldukça o çocuğumuzun peşine gitmeyeceğiz. Biz onlardan hiçbir şey istemiyoruz. Yalnız çocuğumuzu istiyoruz, canımızı istiyoruz. Çocuğunuza bir seslenin o zaman. Oğlum sen beni görüyorsan, bak çek gel, 37 tane teslim olmuş, kelepçe takmadan onları bırakıp geldiler. Diyorlar ceza var, ceza yoktur. Diyor iskence var, iskence yoktur. Onları direkt ailelerine teslim ediyor. Ve sen onlara inanma, sen kanma. Ve Eylül'de bütün aileleri, bütün herkese, Türkiye'ye sesleniyorum. Gelip bize destek versinler. Herkes çocuğunu alsın. Allah bizim ciğerimizi yaktı, kimsenin ciğerini yakmasın. Çok teşekkür ediyoruz. Size de başarılar diliyoruz. Hemen gelin, ikinizi birlikte alalım. Hızlı bir zamanımız azaldı. Evet, hızla tanıyalım sizi. Ben Hatun Yüceyurt'um. Serdal Yüceyurt'un annesiyim. Serdal Yüceyurt gelene kadar ben buradan gitmeyeceğim. Evet. Nasıl, ne zaman kaçırıldı? 93 senesinde kaçırıldı benim oğlum. Ben morglarda aradım. Kimsesiz mezarlarında aradım. En sonunda ben burada olduğunu öğrendim oğlumun. Evdeki çocuklarımın devlete iş bulduğu zaman güvenlikten geçemediler. Bu oğlumun yüzünden. Oğlum kardeşlerin ekmeğiyle oynuyorsun. Neredeysen çık gel. Yeğenlerin evlendiler, yeğenlerin seni soruyor. Dayın nerede? Amcam nerede diyorlar. Oğlum neredeysen çık gel. Serdar Yüceyurt. Yüceyurt, evet. Ne olursun oğlum, devletimize teslim ol, askerimize teslim ol, çık gel. Teşekkür ediyoruz. Evet, hemen son olarak Salih Hanım'ı da almış olalım. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben Yakup Edizer'in annesiyim, Saliha Edizer, İstanbul'dan geliyorum. Çocuğumu HDP'liler kandırdılar, gönderdiler dağa, sattılar çocuğumu. Ben evladımı istiyorum. Evladımı göndersinler. İnsan hakları bizim yanımızda olsun. Neden bizim yanımızda değiller? Onlardan yana mı? Bizden yana mı? Yani bizlerden yana olsunlar artık. Yeter. Bizden ne istiyorlar? Söylesinler, sorsunlar onlara da. Bizim hakkımızı, düşen çocuklarımızı, mücadelesini bizler yaptığımız için onlar da bizden beraber gelsin, mücadele etsinler. Benim evladımı getirsinler. Bizden ne istiyorlar? Yeter artık. İnsan hakları bizim yanımızda olsun. Bu partinin kapanmasını istiyorum. Bu parti burada olduğu sürece biz de buradayız. Biz hedef olarak onları karşımıza biz almışız. Onlar da bizi almışlar hedef olarak. Gelip bizim çocuklarımızı bıraksınlar, salsınlar. Bu HDP
PKK ile birlikte işbirliği yapıyorlar. Zaten HDP PKK demektir. PKK da HDP demektir. İnsan haklarımız bunu biliyor. Bizden daha çok iyi biliyorlar. Biz mağduruz, mağdur kaldık. Bizim evlatlarımızı getirsinler. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Ne yapmak istiyorsa kendi kendine yapsınlar. Bizim üstümüzde siyaset yapmasınlar. Ben Kürdüm, inkar etmiyorum Kürtlüğümü. Onlar benim için şu anda temsilcim olamazlar. Onlar benim temsilcim değiller. Ben kendi kendimin temsilcisiyim. Ben bu Türkiye Cumhuriyet Bayrağı'nın altında yaşıyorsam ben Türkiye'nin vatandaşıyım. Onların şeyleri değilim yani. Amerika'nın uşağı değilim. Benim evladımı göndersinler. Ne istiyorlar bizde? İnsan hakları bizim yanımızda olsun. 3 Eylül'de herkesi bekliyoruz. Herkes gelsinler. 4. yılımıza giriyoruz. Bizim evlatlarımızı bir an önce salsınlar, göndersinler. Yeter artık. Bizden ne istiyorlar? Teşekkür ediyoruz ben Saliha teşekkür Edizer. Evet değerli izleyiciler, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti cumartesi günü 4. yılına girecek. Şu an itibariyle 303 aileyle devam ediyor evlat nöbeti burada ve 37 aile evladına kavuştu. Cumartesi günü saat 11'de toplanacaklar burada ve 4. yıl yürüyüşü yapılacak, konuşmalar ve basın açıklamaları olacak. Bu çerçevede de Türkiye çapında herkesi çağırıyorlar buraya. Özellikle de belirttikleri demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve meslek odaları ve siyasi partileri cumartesi günü burada görmek istiyor. Aileler bekliyorlar diyelim ve sözü de İstanbul stüdyomuza bırakalım. Peki Ekrem Demir, çok teşekkür ediyoruz bu güzel özel yayın için. Diyarbakır'a sevgiler, selamlar gönderelim. Ve gün ortasında efendim biz burada noktalayalım. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde Ulusal Kanal ekranlarında ben ve ekip arkadaşlarım yeniden sizlerle birlikte olacağız. Yarına kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın, görüşmek dileğiyle.